Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Herkese mutlu günler. Transferde çalışmalarını hızla devam ettiriyor takımlarımız. Hem Anadolu takımları hem de Süper Lig takımları. Adana Demirspor'un da transfer gündemi çok yoğun. Bu konuya da değineceğiz. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan son dakika bilgilerini yine sizlerle paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi. Bu arada takımlardan açıklamalar da geliyor. Fenerbahçe'nin istikrarıyla ön plana çıkan oyuncusu ki teknik kapasitesi çok yüksek. Hem sağda hem solda oynuyor. Hem sol ön oynuyor hem sağ ön oynuyor. Ferdi Kadıoğlu'ndan bahsediyorum. Bir açıklama yaptı. Şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak. Bu açıklamayı dinleyerek başlıyoruz bugünkü programımıza. Yes, important win for us. Önceki maçla ilgili konuşacak olursak Ümraniye'ye karşı bana göre önemli bir 3 puan elde ettik. En iyi maçımız mıydı? Değildi. Bunu söyleyemem ama önemli bir galibiyet elde ettik. Bizler açısından önemli bir galibiyetti. Birincilik pozisyonuna yakın olmak bakımından. Zaten isteğimiz, arzumuz da birinciliği yeniden geri almak. Söylemiş olduğum gibi iyi bir maç ortaya koyduk mu? En iyi bir Fenerbahçe miydi? Değildi. Ama yine söylüyorum 3 puan değerli bir 3 puandı. Önümüzde oynayacağımız maçlarda daha dominant, daha baskın olmamız gerekiyor saha içerisinde. Bunun için de çabamızı sürdürüyoruz. In the beginning when I came to Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye ilk geldiğim sezon çok fazla maça çıkma fırsatım olmadı. Çok fazla sahada görünemedim, oynayamadım. Dolayısıyla güçlü kalmak, zinde kalmak, güçlü kalmak bu anlamda zordu benim için. Ama maç oynadıkça bu daha da değişti. Zaten genç oyuncuların durumuna bakacak olursak mental olarak güçlü kalması ya da fiziksel olarak güçlü kalması maç oynadıkça olur. Dolayısıyla ilk yıl baktığımızda bu benim için pek gerçekleşmedi. Son 3 yıla bakacak olursak çok daha fazla süre aldım. Çok daha fazla maç içerisindeydim. Çok daha fazla oyuna girdim ve tabii ki de bu saydığım unsurlar sizi çok daha güçlü kılıyor ve özgüveninizi de arttırıyor. Bana göre en önemli unsurlar bunlar. I think we have a lot of experienced players. Takımın içerisinde çok fazla tecrübeli oyuncu var. Sadece ben değil, birçok takım arkadaşım bu anlamda oldukça tecrübeli ve herkesin de bu noktada sorumluluğu var açıkçası. Ve diğer takım arkadaşlarım da birbirlerini fazlasıyla motive ediyorlar bu noktada. Söylemiş olduğunuz gibi evet en eski oyuncuyum Fenerbahçe'de ama yine söylüyorum takımda başka oyuncular da var. Farklı tecrübeli oyuncular da var ve bu oyuncular daha önce şampiyonlukla yaşayan oyuncular. Dolayısıyla sadece benim değil, tüm takım olarak, tüm takım arkadaşlarımın bu noktada önemli bir rolü var. Of course it's a dream to go one day. Evet, tabii ki de Avrupa'ya gitme hayalim var. Avrupa'da futbol oynama hayalim var. Ama şu an bizler takım olarak şampiyonluk için çabalıyoruz. Buna odaklanmış vaziyetteyiz ve dolayısıyla da şu an için odak noktam sadece Fenerbahçe. Number 10, no. Evet, favori pozisyonum 10 numara pozisyonu ama kenarlarda oynamaktan da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Dolayısıyla benim hangi pozisyonda oynadığım benim açımdan çok fazla önemli değil. Şu an itibariyle oynadığım pozisyonlarda da iyi bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum ve oynadığım pozisyonlara odaklanıyorum. Hocam bana görev verdiği takdirde hangi pozisyon olursa olsun oralara odaklanıyorum. Başka bu saydıklarınız dışında başka pozisyon da olursa eğer oralarda da oynamak için en iyisini ortaya koyarım. I made a joke. Ama bu 10 numara söylemim şakaydı tabii. I think it's the work from the last years also. Geçen seneden itibaren süre gelen bir gelişme biçimimiz var. Geliştiğimizi düşünüyorum. Geçen yıllardan itibaren son sezonlara bakacak olursak bence oldukça gelişim kaydediyoruz ve bu gelişimi de bu hocayla beraber de sürdürüyoruz. Ben de kendi özelliklerimi sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Tabii ki hocanın da kendi nitelikleri, kendi özellikleri var. Taktiksel anlamda oldukça güçlü yanlarımız olduğunu düşünüyorum. Hocanın da aynı şekilde taktiksel anlamda güçlü yanları var ve defansif anlamda da taktiksel anlamda defansif yönümü de çok daha ilerlettiğimi düşünüyorum bu hocayla beraber ve günden güne tabii ki de takım olarak kendimizi geliştiriyoruz. Ben de kişisel olarak maçlarda en iyimi ortaya koymaya çalışıyorum. Kendi oyun stilimi sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Hocamız da tabii ki bu noktada bizlere fazlasıyla yardımcı oluyor. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli
Nijer transfer haberleri yoğunlukla işleniyor bu dönem içerisinde. Böyle olması da normal. 8 Şubat'a kadar transfer devam ediyor Türkiye'de. İsviçre, İsveç, Rusya ve Portekiz'de de 8 Şubat'a kadar devam edecek. Ama Avrupa'nın büyük ligleri olarak tanımlanan yani 5 büyük ligde 2 Şubat'a kadar sürüyor. Birazcık daha kısa sürecek bizden. Ve 1 Şubat'tan sonra ben takımlarımızın esas hamlelerini yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da transfer kapandıktan sonra belli bazı oyuncular, özellikle de problemli olan ama takımından ayrılmayan oyuncular için aslında fazla seçenek kalmıyor transferin açık olduğu ülkeler dışında. Dolayısıyla bunu bir avantaja çevirmeye çalışıyor takımlar. Çok sayıda transfer haberi var. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Programımızın ilerleyen aşamalarında gerçekten transfer gündeminde olduğunu düşündüğüm takımlarımızın transfer gündeminde yer alan oyuncularla ilgili telefon bağlantıları da yapacağız. Hem yurt içinden hem de yurt dışından. Şimdi Fenerbahçe bölümümüze devam ediyoruz. Az önce Ferdi Kadıoğlu'nu dinlemiştik. Telefon hattımızdaysa Sayın Rahmi Eyüpoğlu var. Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi. Rahmi abi hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar olsun. Tüm dinleyenlere de iyi günler olsun. Sağ olun, eksik olmayın. Oosterwolde Hollandalı oyuncu, 21 yaş altında oynayabilen 21 yaş altı transferi olarak kabul edilip Fenerbahçe'de herhangi bir yabancı oyuncunun gönderilmesine gerek kalmaksızın kadroya yazılabilecek futbolculardan bir tanesi. Kulüpler düzeyinde Fenerbahçe ile Parma arasında anlaşma yapıldığını biliyorum. Futbolcunun transferinin resmi olarak açıklanması bekleniyor. Eksik olan şey bu şu ana kadar. Bir bilginiz var mı bu konuda, yorum yapmak ister misiniz? Sol bek mevkinde oynuyor biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin de acil transfer mevkilerinden bir tanesiydi sol bek. Dün akşamdan beri çok konuşuldu, yazıldı, çizildi. Kulübe yakın arkadaşlarla da konuştuk. Bu işin gerçekleşmemesi için bir sorun yok gibi gözüküyor. Zaten bitti gibi de düşünüyorum ben. Hı-hı. Fenerbahçe kaç yıllık sözleşme imzalıyor futbolcuyla biliyor musunuz? Böyle genç oyuncularla imzalayacağı yılın 3 yıllık bir sözleşme olabilir diye düşünüyorum. Uzun erimde anlaşma yapacak. Genç olması da büyük bir avantaj. Fenerbahçe'nin uzun süre yararlanabileceği ya da sonraki satışından da para kazanabileceği nitelikte bir transfer oluyor değil mi? Evet. Evet. Peki. Ne dersiniz? Önceki gün Fenerbahçe televizyonda yapılan açıklamalar, Sayın Erol Bilecik, Selahattin Baki bazı açıklamalar yaptı. Sonrasında da kulüp başkanı Ali Koç bir çağrıda bulundu ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'i düelloya davet etti. Fenerbahçe adına bu çağrıyı ve açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz? Sayın Bilecik ve Selahattin Baki'nin açıklamalarını ben de merak ediyordum. Şöyle biraz okudum ve inceledim. Aslında hepimizin tahmin ettiği ve kulübün söylemleri devamında bir açıklama olmuş. Birazcık detaylandırmayla açıklamayı bağlamışlar. Bu açıklamaları okuyup da hayır abartıyorlar diyeceğimiz bir noktası yok. Bazen böyle hamlelerin yapılması gerek. Bizimkiler de böyle bir devam sağlayıp ligimizin üzerinde olduğu düşünülen hamlelere bir cevap verdiler. Taraftar açısından gözlemim, bazıları ne gerek vardı, bazısı hafif kaldı gibilerden yorumlar var. Ben böyle atışmaların bu oyunun da, yani sahada oynanan bir oyun var, bir de sağ dışında da bir oyunlar dönüyor. Onun bir parçası olarak görüyorum. Başkanın bir televizyon kanalındaki görüşme çağrısına evet demesi, sonra bu işin bir şekilde ertelenmesinin devamındaki son durumu bilemiyorum. Kimileri Galatasaray Başkanı'nın gelmeye niyeti olmadığı yönünde, kimileri başka yorumlar yapıyor. Ama bu tarz televizyon programlarının da işi daha geleceğini ve gerek olmadığını düşünenlerdenim. Hı hı. Bakalım, ama başkanın böyle dik durması hoş. Demek ki kendini çok haklı gördüğünden dolayı böyle bir kanalda tartışmaktan da çekinmiyor.
devamını göreceğiz. Anladım. Aslında ben de sizin gibi düşünüyorum. Bunun gereksiz olduğunu düşünüyorum. Şart mı televizyon programında çıkıp iki başkanın konuşması? Türkiye'de onlarca sorun var. Başta ekonomiyle ilgili insanların işsizlik, açlık, yoksulluk, fakirlik sorunu var. Bunlar varken Türkiye gündeminin böyle bir konuyla meşgul edilmesi doğru mu diye soracaktım size. Vallahi ben önceden söyledim söyleyeceğimi. Ben bunları çok, diyelim ki oturdular, tartıştılar. Ne haksız gördükleri bir şey değişecek, ne bundan dolayı kaybedilen puanlar düzelecek. Hiçbir şey olmayacak. Bu mahalle kavgasında herkes ben haklıyım diyecek. Ya işte. Ama herhalde biraz Ali Koç hitabet gücüne güveniyor. O nedenle ben baskın çıkarım diye hesap etti galiba. Bunun bir faydası olabilir. Her iki takımın başkanlarının kavga gürültü etmeden bir yerde seviyeli bir düzeyde tartışmaları taraftarın ileride nasıl olması yönünde bir hamle olabilir. Çünkü taraftarlar böyle tartışmalardan çok etkilenip dışarıda işin boyutu çok tatsız yerlere varabiliyor. Bunların olmaması lazım. Unutmayın, bıçaklanan taraftarlar, dayak yiyen taraftarlar oluyor. Ya bunlara gerek olmadığını, futbolcuların bile sağ dışında birbirleriyle görüştüğünü, başkanların bile aslında iyi arkadaş olduğunun bir göstergesi olabilir. Zaten gergin bir ülkede yaşıyoruz, zor bir ülkede yaşıyoruz. Böyle gerginliklere gerek yok. Peki. Sayın Rahmi Eyüpoğlu ile devam ediyoruz. Buruma'nın bütün hakları Ajax'tan alındı biliyorsunuz. 4 milyon 250 bin euro ödedi Fenerbahçe. Şimdi Mayıs'a kadar süresi vardı Fenerbahçe'nin ama zorunlu bir biçimde satın alma opsiyonu olduğu için zorunlu bir biçimde bu transferi gerçekleştirmek zorundaydı. Erken yaptı. Bence Osterwolde transferinden sonra yapılabilecek bir yabancı transfere yer açmak için Buruma'nın bütün hakları alındı ki Buruma kiralık olarak bir başka takıma gitsin. Ben onu bütün haklarıyla herhangi bir takımın, yani Avrupa'dan herhangi bir takımın alacağı kanaatinde değilim. Ama Fenerbahçe zararına da olsa bu işi yaptı. Çünkü onu bir başka takıma kiralık vererek yabancı kontenjanında yer açmak istiyor. Benim yorumum bu. Siz ne diyorsunuz? Şimdi bana bir maç hatırlatın ki ya Buruma'nın çok faydası oldu. Para verilip kadroya katıldı veya devamı olacak. Yok. Yani yurt dışına kiralanma garantisi de yok. Hollandalı bir PSV eski oyuncusunun yaptığı bir yorum dolaşıyor internette. Bu sene duyduğum en güzel haber Buruma'nın gitmiş olması diye. Bu Buruma konusunda ne düşünerek yaptılar, ne bu kadar paralar ödeniyor. İnşallah haklı çıkarlar. Ama takıma 3 kuruşluk hiçbir faydası olmayan oyuncunun bir şekilde transfer edilip katılması ne kadar doğru tartışmaya açık. Evet. Ben mecburiyetten dolayı böyle bir şey yapıldığı kanaatindeyim. Sana haksızsın diyemeyeceğim. Evet, peki. Fenerbahçe futbol açısından tatmin edici bir noktada mı? Elbette ki oyuncular iyi futbol oynamadığımız bir gerçek diyorlar. Ki Ferdi Kadıoğlu'nu az önce dinledik. Ümraniye Spor maçında en iyi oyunumuzu ortaya koyduğumuzu söyleyemem. Ama kazanmak önemli diyor. Ve şampiyonluğa dair inancını sürdürüyor oyuncular. Bunu diri tutmak zorunda Jorge Jesus. Jorge Jesus'un performansı tabii takımın sahaya yansıttığı oyun pratiğinde belirleyici oluyor. Aslında teknik direktörü sormak lazım. Teknik direktörün gidişatını nasıl görüyorsunuz? Daha önceki programlarda bunun üzerine yorum yapmıştım. Tekrar söyleyeyim. Jesus'un bir derdi var. Bir sıkıntısı var. Eski hocanın nasıl söyleyeyim, bir olaya konsantresi olur. Biz bundan çok memnunduk ama hocanın bir sıkıntısı var. Kendiyle mi, yönetimle mi, başkanla mı, oyuncularla mı bilemiyorum. Hocanın Dünya Kupası bittikten sonraki maçlardaki davranışı, kadro belirleyişi, hatta müdahalelerinde bile bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bu neden kaynaklanıyor? Kafası mı karıştı? Beklentileri farklı mıydı ve ondan böyle oldu? Zaman gösterecek. Bir an önce kendini toparlamalı ki varsa böyle bir sıkıntı. Bir dahaki daha önemli maçlar oynayacak Fenerbahçe.
bu hatalar veya kötü oyun veya kötü kadro belirleyişi diyelim, herkesin takıldığı bir mevzu var. İrfan Kahveci nasıl oluyor da bu haliyle bu kadroda oynayabiliyor veya bu oyuncunun veya Rossi'nin kötü oynadığı bir maçtan çıkışı neden bu kadar gecikiyor gibi gibi. Daha önceki maçlarda soktuğu bir oyuncuyu hemen çıkarmaktan tereddüt etmeyen bir hocaydı Jorge Jesus. Bir şeyler dönüyor. İnşallah bunlar çözülür ve Fenerbahçe puan arasını açmadan, hatta kapatarak ligin sonuna doğru istediği hedefe yaklaşır. Peki. Bakalım bundan sonraki süreçte neler olacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Var mı Fenerbahçe'nin gündemine dair eklemek istediğiniz bir başka konu? Şimdilik önümüzdeki hafta sonu oynanacak Kasımpaşa maçı da puan kaybetmeden iyi oyunla geri dönüp lige ikinci bölümü diyelim. Aslında belki de üçüncü bölümü ama resmi olarak ikinci bölümü de Fenerbahçe'nin puan farkını kapatması ve iyi futbol oynayarak geri dönmesi. Peki. Çok teşekkür ederim Rahmi abi katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Çok. Değerli dinleyiciler, Rahmi Eyüpoğlu bizimle birlikteydi Fenerbahçe bölümümüzde. Edin Vişkan'ın yaşadığı sakatlığın ardından kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Dino Hotić ismi gündeme geldi. Bordo Maviler Belçika ekiplerinden Sersol Bruj'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hotić'i uygun bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmak istiyor. Transfer iddialarından, haberlerinden bir tanesi buydu. Bir diğer haberde bizim de daha önce üzerinde sık sık durduğumuz ve Arjantin'den telefon bağlantıları yaparak gündeme getirdiğimiz bir konu, Di Maria'nın Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu. Bunun bir gerçek olduğunu düşünüyorum ben, çünkü buna dair çok önemli bilgiler elde ettik. Bugün de Arjantin'den bir telefon bağlantısı kuracağız. Di Maria Juventus'ta olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolculardan bir tanesi. Juventus son derece zor günler yaşıyor. Bir önceki şampiyonluğunun elinden alınma ihtimali var. 15 puan silme cezasına maruz kaldı. Transfer sözleşmelerindeki rakam manipülasyonu sebebiyle başkanları Agnelli zor durumda. Juventus'un küme düşürülmesi bile gündemde. Bu durumda bütün oyuncuların dağılma gitme ihtimali var ki Arjantin Di Maria'nın zaten sözleşmesi bitiyor. Dolayısıyla Di Maria Galatasaray'ın transfer gündeminde. Bugün Türk basınına baktığımızda bu konuya değinen gazeteler olduğunu görüyoruz. Trabzonspor'da Enis Bardi'ye iki talip olduğu İtalya Serie A takımlarından Torino ve İspanya La Liga ekibi Mallorca, ki Vedat Muriç'in de formasını giydiği Mallorca ilginç sonuçlar alıyor La Liga'da. Bardi'yi kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor yönetiminin transfer için 3 milyon euro talep ettiği belirtildi. Galatasaray David Fofana için Chelsea'den yanıt beklerken yeni bir ismi gündemine aldı. Sarı Kırmızılar Fofana transferinden sonuç alamaması halinde bir diğer Premier Lig ekibi Crystal Palace'da forma giyen Jean-Philippe Mateta ile görüşecek. Bu da Fanatik gazetesinde çıkan haberlerden bir tanesi. Ve Muleka'ya, Beşiktaşlı Muleka'ya talip olan takımlar olduğundan bahsediliyor. 4 milyon euroluk teklifin reddedilmesinin ardından Al Ahli, Mısır takımı Al Ahli bu, Jackson Muleka için Beşiktaş'a yeni bir teklif sunacak. Mısır ekibi Muleka için 5.5 milyon, yani 5.5 milyon euro sunmaya hazırlanırken siyah beyazlar 7 milyon euro talep ediyor. Eğer bu paralar veriliyorsa, bence 5.5 milyon euro teklif edilmişse ya da edilecekse, Beşiktaş bunu düşünmeden kabul edecektir. Haris Seferovic'in yerine forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray Dnipro'dan Artem Dovbik için görüşmelere başlayacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Dovbik bu sezon 14 maçta 11 gol kaydetti. Ama tabii Dnipro'nun Dovbik için isteyeceği ücretin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu koşullarda Galatasaray'ın bu transferi öncelik kabul edeceğini sanmıyorum. Orta saha takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta Laidoni listenin ilk sırasında yer alıyor. 26 yaşında bu oyuncu. Tunuslu French Varoş'ta, Macaristan'da oynuyor. 5 milyon euro talep ediyor French Varoş takımı bu transfer için. Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig'de kaydettiği 15 golle gol krallığında zirvede yer alan Ener Valencia, sarı lacivertlerden haber bekliyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Valencia kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmek istiyor. Peki Alioski'nin durumu ne olacak? Daha önce açıklamıştım size Radyo Spor'da. Alioski'ye kulüp yetkilileri, Fenerbahçeli yetkililer ve teknik heyet eğer kendine
kulüp buluyorsan, bulursan gidebilirsin dediler. Alioski kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer edilmişti. Fenerbahçe'nin deplasmanda Antalya Spor'la oynadığı maçtan önce bu bilgiyi Alioski'ye verdi teknik heyet ve futboldan sorumlu yetkililer. Alioski eğer kulüp bulursa istediği koşullarda çok süre alabileceği bir kulüp Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesini bozacak. Yeni transferler için yabancı kontenjanına yer açmak istiyor Fenerbahçe ve Bruma, Armindo Bruma'yı da kiralık olarak bir takıma vereceğini düşünüyorum önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin. Pedro Porro'yu 45 milyon euro karşılığında Tottenham'a satmıştı. Sporting Lisbon, Galatasaray'dan Sacha Boey'a talip olduğundan bahsediliyor. Bu Portekiz basında da çok sık gündeme getirilen, dile getirilen konulardan bir tanesi. Sacha Boey için Galatasaray'a 15 milyon euroluk bir teklif sunacağı iddia ediliyor ama şu ana kadar Sacha Boey için ne Sporting Lisbon'dan ne Liverpool'dan ne de herhangi bir takımdan teklif gelmiş değil ama Sacha Boey hiç kuşku yok ki gösterdiği istikrarlı performansla bu dönem Galatasaray'ın en formda oyuncusu ve önümüzdeki yaz döneminde Galatasaray gerçekten çok iyi ücretler, çok iyi paralar görecektir. Onun transferi adına ben bu dönem içerisinde Galatasaray'ın Sacha Boey'u bırakacağına inanmıyorum. Ve Kaan Ayhan Beşiktaş'ın transfer gündeminde çok uzun süredir bütün takımlarımızın transfer gündeminde ama bir türlü transfer edilemedi. Bakalım bu kış döneminde transfer edilecek mi Kaan Ayhan? Kaan Ayhan için bir kiralama teklifi sunduğundan bahsediliyor Beşiktaş'ın. 1 milyon euro kiralama ücreti ama Sassuolo bu 1 milyon euronun yanı sıra 3,5 milyon euroluk da bir zorunlu satın alma opsiyonu karşılığında bu transfere evet diyebileceğini söylemiş. Anlaşmanın bu çerçevede tıkandığından bahsediliyor. Gerçekten Beşiktaş bölümümüzde buna da bakacağız. Şimdilik sizlerden izin istiyorum reklamlar ve at yarışı için. Ardından devam ediyoruz. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Kasımpaşa teknik direktörü Selçuk İnan şunları söylüyor. Birçok oyuncuyla ilgileniyoruz. Van Aanholt ve Seferovic de bunlardan iki tanesi. Şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Olduğu zaman zaten öğrenirsiniz. Kasımpaşa'yı çok iyi bilen, yıllarca Kasımpaşa'da başarıyla sportif direktörlük görevini üstlenen Sayın Süasi Dal bizimle birlikte biliyorsunuz 3. Lig'den 2. Lig'e, 1. Lig'den Süper Lig'e tırmanan macerasında Süasi Dal vardı Kasımpaşa'da. Süha abi hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk Özgür, merhaba, iyi yayınlar. İyisiniz umarım. Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz inşallah. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hayırlı kandiller. İyi kandiller, herkesin kandilini kutluyorum. Peki. Selçuk İnan bunları söylüyor Süha abi, ne dersiniz? Gerçekten Van Aanholt ve Seferovic Kasımpaşa'nın gündeminde mi? Kasımpaşa'nın tavrını, tarzını ve transfer yapma biçimini biliyorum ben. Kasımpaşa minimum paralarla transfer gerçekleştirmek istiyor. Eğer bu iki futbolcuyu gerçekten transfer etmek istiyorsa Galatasaray'la şu pazarlığı yapacaktır bana göre. Maaşlarının belli bir bölümünü siz ödeyin. Ya tabii şimdi Kasımpaşa için Selçuk Hoca söylemişse doğrudur yani. Boşuna konuşmaz Selçuk Hoca yani. Hı-hı. Ben Kasımpaşa tarafında ilgileniyor mu ilgilenmiyor mu bilmiyorum ama Selçuk Hoca demişse bu lafı demek ki ilgileniyorlar, alabilirler. Bu Kasımpaşa için iyi bir transfer olur. Galatasaray için de iyi bir hamle olur. Galatasaray'ın eli rahatlar. Yani Seferovic şu anda Galatasaray'da gündemde olmayan, bana göre yani maaşı da Galatasaray'a yük olan bir futbolcu şu an için. Çünkü Galatasaray'ın santrforları gayet iyi şu anda. Yani Seferovic'e hiç ihtiyaç yok. Yani ellerinden bu şekilde çıkarırlarsa Galatasaray için ciddi manada bir avantaj olur. Kasımpaşa için de avantaj olur. İyi bir santrafora kavuşur. Yani Seferovic yani kötü bir santrafor değil. Yani Galatasaray'da daha ileri var. Onlar oynuyorlar. Seferovic'in de Kasımpaşa'ya gelmesi hem İstanbul olmasa da bile gelme ihtimali büyük olur. Tabii düzenini bozmak istemiyor İstanbul'daki. Tabii. Yani Kasımpaşa'da alırsa Kasımpaşa'da rahatlar. Yani işte Kasımpaşa şu aşamada da paraya düşüneceğini zannetmiyorum fazla. Çünkü sıkıntılı bir durumda. Yani küme düşmeye oynuyor pozisyonunda şu anda. Yani iyi bir santrafora da gerçekten ihtiyaçları var. Seferovic'den daha iyisinde bulmak şu aşama şu anda zor yani. Doğru söylüyorsun. İnşallah Kasımpaşa alır. Galatasaray'da inşallah Kasımpaşa'ya satar. Her iki takım için de avantajlı bir transfer olur. Peki siz duydunuz mu bununla ilgili somut bir şey? Yok, ben duymadım Özgür. Anladım. Ama mantıklı bir hareket yani. Olacağını düşünüyorsunuz. Selçuk Hoca boş konuşmaz yani. Tamam, ama Selçuk hareket çok mantıklı bu. Olur. Doğru. Boş konuşmaz. Yani konuşur mu? Selçuk İnan yani sonuçta. Doğru. Adam tabii Galatasaray'la ilişkileri iyi. Belki bireysel inisiyatifini kullanarak da kesinlikle, bu transferleri gerçekleştirmek istiyor. Kesinlikle. Galatasaray'da Selçuk İnan için de futbolcuları verebilir yani. Yani Selçuk Hoca için de verebilir. Doğru. Tabii yani ama Kasımpaşa'da tabii maaşta, futbolcunun maaşı noktasında ödeyebilir de maaşını tahmin ediyorum ben. Yani şu aşamada çünkü bayağı bir sıkıntılı durumda puan cetvelinde. Yani ligin ikinci yarısı başladı artık.
Yani Kasımpaşa'nın da gerçek manada bir santrafor ihtiyacı var. Maaşını ödeyebilir. Yani eğer Selçuk Hoca demişse ben bu iş olur diye düşünüyorum. Peki. Hayırlısı olsun. Şu abi Selçuk İnan'la birlikte Kasımpaşa'nın bundan sonraki süreçte çıkış yakalayabileceğine inanıyor musunuz? Vallahi ben bir kere daha konuşmuştum. Ben Selçuk Hoca'ya hakikaten güveniyorum. Yani gelecekte çok iyi bir hoca olacağına inanıyorum ben Selçuk Hoca'nın. Yani kötü bir başlangıç yaptı. Yani toparlama sürecine girdi. Bakıyorum takım eskisi gibi değil, yani toparlıyor. Yani bir an evvel de toparlayacağını düşünüyorum ben. Selçuk Hoca da bundan sonra yani Türk futbolunda yeni ve iyi bir hoca olarak yerini alacağına inanıyorum ben şahsen. Peki. Şu abi çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Özgür'cüğüm. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ ol. İyi kandiller yine. İyi kandiller. Sağ olun. Değerli dinleyiciler, UEFA İcra Kurulu dün UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde toplanarak önemli kararlar aldı. UEFA İcra Kurulu Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası ile Dünya Kupası Avrupa eleme gruplarının formatlarında bazı küçük değişikliklere giderken 16 Ağustos'ta Rusya'nın Kazan kentinde oynanması gereken UEFA Süper Kupa maçını Atina'ya aldı. Yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşını bitirmediği sürece takımlarının organizasyonlara katılamayacağı belirtilirken ülkeye herhangi bir organizasyonda verilmeyeceği bildirildi. Kurul ayrıca Uluslar Ligi dörtlü final tarihleri ve eşleşmelerini de aktardı. Bunun detaylarını birazdan sizlerle paylaşırız. Galatasaray bölümümüzdeyiz. Fotomaç gazetesinin haber müdürü, genel yayın koordinatörü sevgili Bülent Can bizimle birlikte. Düzelterek söylüyorum, yazı işleri müdürü. Yanlış söylemedin değil mi sevgili Bülent Can? Yanlış söyledim, düzelttim değil mi? Editöre kadar gidebilirsin. Doğru. Sağ yaptım, sol yaptım ama en sonunda doğruyu buldum. Eyvallah, doğru yazı işlerimizdir ama editörlük, redaktörlük, yani haberin olduğu her yerde varız. Her aşamada bulundunuz değil mi Fotomaç'ta yıllardır? Tabii ki da bulunduk. Yani 98'de başladım. Halen aralıksız devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bir miktar daha devam edeceğiz. Harika. Devamını dilerim başarılı çalışmalarınızın. Teşekkürler. Icardi özel harekat tipi kurulmuş sosyal medyada. Nedenini biliyorsunuz. Tam olarak söyleyeyim. Keita Balde, Icardi'nin sorununu ayrılmakta olduğu eşi Wanda Nara'ya bir takım taciz içeren mesajlar atmış. Bunun üzerine Icardi sosyal medya hesabından bunu deşifre etti ve tepki gösterdi. Galatasaray taraftarı da Icardi'ye sosyal medyadan destek olmak amacıyla böyle özel bir oluşum meydana getirmiş. Icardi yine özel hayatıyla gündeme geliyor. Ne dersiniz bu konuya? Valla o tarafta bir türlü bir çözüm üretilemiyor aslında. Icardi'nin belki de en zayıf karnı Wanda Nara. Ayrıldılar mı, boşandılar mı, birlikteler mi, buluşuyorlar mı, Arjantin'e gidiyor izin günlerinde, onunla mı görüşüyor, başka birisinde mi birlikte? Yani bu gerçekten magazin basını eskiden daha çok etkiliydi ve bunları takip ediyorduk ama şu an magazin basını da çok eski kadar şey değil, etkin değil. Ama Icardi ve Wanda Nara gerçekten de tam paparazziler için uygun bir iki çift. İlişkileri bir bozuk bir iyi devam ediyor ve evet yani Wanda Nara'nın bu durumu Icardi'yi de etkiliyor gibi gözüküyor. Yani son dönemde tabii ki toparladı ve kafasını futbola verdiğinde neler yapabildiğini ortaya koydu. Umarız Icardi açısından, yani Icardi'yi aslında Galatasaray'a bir noktada getiren de bu süreç belki de. Bundan sonra da kalması isteniyor. Bu durumda Wanda Nara'yla bu bitmiş bir barışık, bir kavgalı ilişkisi nereye kadar devam edecek göreceğiz. Taraftarlar tabii ki Icardi'yi çok seviyorlar. Her platformda destek veriyorlar. Buna ne diyorsunuz? Sosyal medyada Twitter'da bir hashtag oluşturmuş Galatasaray taraftarı. Icardi özel harekat diye. Çünkü yani bu reaksiyon, mesela Real Madrid'de oynuyor olsaydı ya da Paris Saint Germain'de oynuyor olsaydı oradaki ultraslar, fanatik taraftar grupları tarafından bu reaksiyon verilir miydi? Verilmezdi büyük ihtimalle. Yani, onlar seyirci kalırlardı ama Galatasaray taraftarı müdahil oluyor. Şöyle söyleyeyim, seyirci de kalmazlardı. Yani golleri de atsa, çok iyi de oynasa, yani gönderilsin kampanyaları başlardı diye tahmin ediyorum ki Türkiye için de aynı şey geçerli. Yani şöyle bir geriye sardığımızda baktığımızda
işte futbolcuların herhangi bir gece kulübünde göründüğünde ya da başka bir kız arkadaşınla göründüğünde ortalık kalkar, ayağa kalkar ve futbolcu yerden yere vurulurdu. Halen de bu tür görüntüler çıktığında aynı tepkiler, eleştiriler oluşuyor ama diyorum ya, yani Icardi ile Galatasaray taraftarı arasında acayip bir bağ oluştu ve ne yaparsa yapsın her şekilde destek veriyorlar. Gollerini attığı sürece de bu böyle devam edecek gibi gözüküyor. Peki. Geçelim Galatasaray'daki transfer meselelerine. Sevgili Bülent Can, Fotomaç Gazetesi'nin yazı işleri müdürü bizimle birlikte. Şimdi Selçuk İnan'ın bir açıklaması var. Van Aanholt ve Seferovic'in Kasımpaşa'nın gündeminde olduğuna dair. Kasımpaşa'nın teknik direktörü bunu söylüyor. Ne dersiniz? Galatasaray ile Kasımpaşa arasında bu iki futbolcunun gidişiyle ilgili, ki biliyorsunuz bir tanesi kiralık Seferovic. Benfica ile yapılan bir sözleşme var ama Benfica eğer kiralık oynayabileceği bir başka takım bulursa bu sözleşmeyi bozarız diyor. Galatasaray bu işlemi gerçekleştirecek mi sizce? Tabii yani aslında Icardi'yi de bu pakete dahil edebiliriz ki Icardi'nin de bonservisi alınması için bir takım görüşmeler, temaslar yapıldığı yönünde sürekli bilgiler geliyor. Galatasaray'ın 3 tane forveti var. Gomis 37 yaşında. Seferovic beklentilerin çok altında kaldı. Icardi de bonservisi Galatasaray'da değil ve kiralık. Dolayısıyla sezon sonunda geriye bir tek Gomis kalacak yine. Ve Gomis'te de şu an en azından sezon sonunda devam etme ihtimali çok yüksek gözükmüyor. Bu durumda da Galatasaray forvet kalacak. Yani Seferovic de kiralık döneceği için ve varlık gösteremediği için. Öncelikle tabii ki Icardi'nin bonservisini almak istiyorlar ve PSG'den, Fransa'dan da çok böyle yüksek meblağlar, yani 25 milyon euro bonservisini istediği yönünde haberler de geldi. Paris Saint Germain 50 milyon euroya katkısına katmıştı ama tabii 25 milyon euro şu an Icardi için çok büyük bir rakam gibi gözüküyor. Artık Galatasaray için de çok büyük bir rakam gibi gözüküyor. Orada herhalde 8-10 milyon euro civarı bir Galatasaray'ın teknikte bulunmasını bekliyoruz. Belki bonuslar da içine dahil edilebilir. Ama bunlar tabii ki tamamen Icardi'nin Van Danara ile yaşadığı ilişki, kendisini sahaya ne kadar verdiğiyle ilgili. Seferovic de gönderilecek, yani en azından devre arasında göndermek istiyorlar ki en azından maaş yükünden de kurtulsun, hem de oyuncu gidip istediği takımda forma şansı bulsun, oynasın. Seferovic de ayrılmaya sıcak bakıyor. Aanholt da için pek öyle değil. Kasımpaşa evet talipli. Antalya Spor'la da anıldı iki oyuncu. Antalya Spor da istiyor. Yani Süper Lig'den isteyen takımlar var ama yüksek ücretleri biraz sıkıntı yaratıyor. Bu noktada Galatasaray'a iş düşecek gibi gözüküyor. Eğer Galatasaray maaşlarının bir kısmını, yani önemli bir kısmını karşılarsa, yani %70-%80'lik kısımlarını karşılarsa bu transferler devre arasında iki oyuncu Aanholt ve Seferovic ayrılacak gibi duruyor. Selçuk Yunan da zaten şey yapmamış, yani hayır dememiş. İlgilendiklerini söylemiş. Gerekli taktikleri yapacağız demiş. Yönetim üzerinden geleni yapıyor. Birçok oyuncuyla ilgimiz var ve bu Aanholt ve Seferovic de olabilir demiş bu oyuncular, istediğimiz oyuncular. Kasımpaşa ile bir görüşme yapılıyor, devam ediyor ve oyuncular kabul ettiği takdirde Galatasaray'da maaşlarının bir kısmını üstlendiği takdirde, ki Icardi'yi de biliyorsun o şekilde aldılar, 6 milyonluk kısmını Paris Saint Germain hala ödüyor. Bu açıdan yani Türkiye'nin belki de son dönemdeki en iyi transferi ve en ucuz transferi, en ucuz yıldız transferi. Forvet hattında önemli değişimler yaşanacak. Ara transferde de mutlaka bir transfer yapılacaktır. Dediğim gibi sezon forvet hattına. Tabii yani. Seferovic giderse kim gelir? Sizce Crystal Palace'da Mateta var diyorlar bu gündemde. Fofana Chelsea'deki genç oyuncu, fil dişi sahili, onun transfer gündeminde olduğundan bahsediliyor. Ve yine İngiltere'de forma giyen ve Türk statüsünde oynayabilecek niteliğe sahip Deniz Undav'dan bahsediliyor. Ne dersiniz bu üç isim için? Deniz'le ilgili hiç olumlu bir açıklama gelmedi. Hiç de sorulmadı da. Ya da ben duymadım. Yani o transfer konuşuluyor. Uzun süredir de biz de yazdık ama nedense Galatasaray yönetiminden hiç bu konuda olabilir, olur, olmaz. Yani hiçbir açıklama duymuyoruz. Aslında diğer transferlerle ilgili de net bir şey söylenmiyor. Şu an Galatasaray aslında bir tek Süper Lig'e ve şampiyonluğa konsantre olmuş gibi gözüküyor ama bir de fırsat transferi kovalıyormuş gibi de duruyor bana kalırsa. Yani bu sessizlik onun da alameti olabilir. Doğru ismi buldukları anda transferi yapacaklar.
yapmaları da gerekiyor zaten. Çünkü yani bu sezonla bitmiyor iş. Gelecek sene şampiyon olduğunda veya ikinci sırada bitirdiğinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi seçenekleri var ve oraya da şimdiden bir şekilde yatırım yapmak gerekiyor. Sezon sonuna doğru oyuncular kalmayabiliyor. O dediğim gibi yani orada bir çalışma var ama gerçekten sessiz, sakin ve gizli bir çalışma yürütüyor gibi gözüküyor. Sızan isimler doğru ama yani bu Galatasaray yönetiminden de doğrulanmış isimler değil. Mateta ya da Fofana değil mi? Doğrulanmış isimler değil. Yani teyide muhtaç. Tabii öyle. Sadece Hacı Bright için bence daha diğerlerine göre olma ihtimal veya Galatasaray'ın istediği oyuncu olduğu yönünde bilgiler var. Ama diğer isimler için biraz daha hani yönetimi de beklemek gerekiyor. Herhangi bir çalışma yapacak mı yapmayacak mı göreceğiz ama Hacı Bright konusunda da biliyorsun Fenerbahçe'de devreye girdi ve fiyat bir anda uçtu tabii ki. Şu an iki takım da biraz mesafeli duruyor gibi gözüküyor ama Hacı Bright üzerinde bir düello yaşanma ihtimali de yok değil. Anladım. Hacı Bright için Galatasaray'ın teklifi nedir sizce? Valla o 4 milyon euro civarında diye bir rakam ortaya çıkmıştı ama artı bir de takas verilecek bir oyuncu konuşuluyordu. Hatta onun ismin Mitro olabileceği yönünde de bilgiler vardı. Ama hani dediğim gibi o orada kaldı, devamı gelmedi o haberlerin. Tekrardan da diğer oyuncularla yapılan görüşmeye göre Hacı Bright ismi ön plana çıkabilir. Peki, Hacı Bright hala Galatasaray'ın transfer gündeminde. Bu önemli bilgiyi sevgili Bülent Can aktardı. Fotomaç gazetesinin yazı işleri müdürü. Bu arada sol bek transferinde ben Uğur Çiftçi'de Galatasaray'ın karar kıldığını ve bu transferin bir şekilde bitirileceğini, resmiyet kazanacağını düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Valla bana sanki biraz daha uzaklaştı gibi gözüküyor. Neden dersen ya Emre Taşdemir'in gitmek istememesinden sonra Galatasaray sanki geri adım attı. Hı hı. Niye bu kadar sıcak kaldığını şöyle düşünüyorum. Yani Sivas Spor cephesi bunu biraz sıcak tutuyor. Uğur'u vermeye hazırlar. 650 bin euro gibi bir teklif vardı Galatasaray'ın. Fiyat olarak uygun gözüküyor ama Emre Taşdemir kalmayı tercih ettikten sonra sanki Galatasaray o transferi böyle biraz rafa kaldırmış gibi gözüküyor. Ama Sivas Spor hazır olduğu için onlardan genelde olumlu açıklamalar geliyor ama Galatasaray cephesi şu an Uğur'u bir tık arka plana itmiş gibi duruyor. Peki, bazı isimlerin transfer gündeminde olduğundan bahsediyor Galatasaray'ın. Yani Sacı, George Hagi'nin oğlu, bir uzun sakatlık sürecinden sonra yeni çalışmalara başladı. Glasgow Rangers'la sözleşmesi devam ediyor. Gerçekten günlerinde mi yani Sacı? Çok sanmıyorum açıkçası. Yani sürekli daha önceki sezonlarda da yazıldı ama şu an ben o konuda bir çalışma olduğunu düşünmüyorum ama mesela Lyon'dan Cenk Özkaçar son dönemde çok konuşuluyor. Belki onun üzerinde bir görüşme olabilir. Biliyorsunuz stoperde takviye yapılması gündemde. Çünkü orada Nelson'un ayrılma ihtimali bulunuyor. Eğer Nelson satılırsa yani Cenk Özkaçar ihtimali yükselebilir. O da Valencia'da kiralık olarak oynuyor Cenk Özkaçar. Doğru. Bonservisi Lyon'da diye hatırlıyorum ama yapmamız. Kiralık olarak oynayan futbolculardan bir tanesi Alex Telles. Bütün hakları Manchester United'da, Sevilla'da oynuyor. O da sakat. Şu sıralarda Galatasaray'ın eski oyuncusu. Biliyorsunuz Mancini döneminde Gremio'dan 6 milyon euro sözleşme fesih bedeliyle transfer edilmişti. Sonra fazlasını kazandırarak Galatasaray'dan ayrıldı. İtalya'ya gitti. Sonra başarısı devam etti. Porto, İngiltere, şimdi Sevilla'da, La Liga'da. Alex Telles'in Galatasaray'ın gündeminde olduğundan bahsediyor ama futbolcu sakat şu anda. Nasıl oluyor bu? Yani o evet yani isim olarak belki konuşuluyor ama yabancı yani sol beke bir yabancı isim şu aşamada Galatasaray bence soru işareti. Yani evet isim olarak Telles Galatasaray'da da iyi bir iz bırakmış. İşte Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra da gerçekten oynadığı takımlarda önemli performanslar ortaya koymuş bir oyuncu. Galatasaray'a tekrar gelir mi gelmez mi zaman sözü gösterir ama dediğim gibi sakatlığı da varken şu an o ihtimal çok yüksek gözükmüyor ama alternatif olarak orada duracak ve durmaya da devam edecek gibi duruyor.
Peki. Sevgili Bülent Can'la sohbetimizin sonuna geldik. Giresunspor maçı deplasmanda. Ben kolay bir maç olmayacağı kanaatindeyim. Sizin fikriniz nedir ve kadro tercihleri açısından değişiklik bekliyor musunuz Okan Buruk'un kadro tercihleri açısından? Beklemiyoruz. Orada bir tek Abdülkerim Bardakçı cezalı. Onun yerine Emin Bayram oynayacak büyük ihtimalle. Emin Bayram da oynadığı maçlarda gerçekten iyi performanslar ortaya koydu. Galatasaray aslında artık şeye döndü. Yani nerede takılacak? Yani orada soru orada. Herkes hani, çünkü önemli de bir seri elde ettiler. Bitti 9 maç. Okan Buruk açısından gerçekten müthiş bir seri. Bir rekor aynı zamanda biliyorsun. Süper Lig'in en uzun sürede galibiyet serisi alınmış. Tek bir sezonda alınmış. Daha önce var tabii ki ama tek bir sezonda alan tek Okan Buruk Galatasaray hocası olarak. Toplamda da 12 maçlık bir galibiyet serisi var ve Giresun'u yenerse o da bir rekor olacak. Deplasmanda oynayınca Galatasaray deplasmanda daha iyi performanslar ortaya koyuyor. Daha çok puan topladı. Böyle bir iyi istatistiği var. Giresunspor iyi durumda değil. Çok fazla. Son iki maçında berabere kaldı Antalya ve Adana Demir'le. Deplasmandaydı o maçlarda. Yani tabii ki Galatasaray favori. Şampiyonluğun da favorisi bu arada bu noktada. Onu da söyleyeyim dinleyicilere. İddia ekibi daha önce geçen hafta ikinci sırada favori gösteriyordu ama Antalya Spor galibiyetinden sonra tekrardan şu an ilk defa şampiyonun birinci favorisi durumda. 1.83'te bir oranı var. Giresun karşılaşması evet zor olacak mı tam bilemiyorum açıkçası. Yani kolay da kolay da olabilir. Yani ben maçın başlangıcının nasıl olacağıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Eğer Galatasaray erken gol bulursa Giresunspor çözülmek zorunda. Yani kapalı ya da yerleşik savunma anlayışından feragat etmek zorunda skor elde edebilmek için. O bakımdan Galatasaray erken bulursa Giresunspor'daki çözülme çok daha çabuk olur. Bu Galatasaray'ın işini kolaylaştırır. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla korakor mücadele eden takımlar karşısında sonuca daha yakın Galatasaray. Açık oynayan takımlar karşısında. Yani o dediğin doğru. Özellikle de mesela erken gol bulduğunda farka da gidiyor. Yani bu anlamda orta sahası çok iyi iş yapıyor. Çok doğru toplar kesiliyor. Torreira muhteşem oynuyor. Yani defans, Muslera, Abdülkerim, Nelson ikilisi yani acayip performanslar ortaya koyuyorlar. Şu anda yani hani eski Avrupa'da seyrettiğim Temiz Galatasaray'dan paraflar sunuyor. O parlak dönemlerinden bahsediyorum. O günlerden paraflar sunuyorlar. Neden dersen müthiş bir baskı kuruyorlar rakibe. Yani 3-4 kişi birden top rakibe geçtiğinde bastırıyor ve topu bir şekilde alıyorlar ve çok iyi pas dolaşımları var sahada. Çok kaliteli ayaklar var. Mertens başta olmak üzere Oliveira orta sahada. Ve forvete de bir şekilde aktarılıyor bu toplar ve performans olarak gerçekten iyi durumdalar ve bunun karşılığını da alıyorlar. Tabii bu durum biraz Fenerbahçe gerilime yol açmış. Galatasaray biraz daha Sevgili Bülent Can, beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. Sesiniz gitti de bir anda. Peki şimdi duyuyorum sizi. Var mıydı ekleyeceğiniz bir şey? Yani evet, Giresun spor maçı keyifli olacak bir kere. Süper Lig keyifli bir hale geldi. Şu an yani son dönemde Galatasaray ve Fenerbahçe başa oynamıyorlardı. Özellikle geçen sezon Galatasaray zaten çok kötüydü. Bir rekabet var. Hem sahada hem siyasette. Yani kulüp yönetimleri açısından diyorum. Güzel bir lig olacak. Bunun artık keyfinize varmak gerekiyor aslında. Peki. Bir noktada. Tartışmaktan, kavga etmekten ziyade. Değil mi? Evet. Futbola bakmak gerekiyor. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşürüz. Fotomaç Gazetesi'nin yazı işleri müdürü sevgili Bülent Can fikirlerini sizlerle paylaştı. Bu arada Giresunspor'la ilgili bir bilgi geldi. Bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Giresunspor'un Galatasaray maçında Jormun Campuzano ve Alexis Perez'in yerine Kadir Seven ve Görkem Sağlam'la maça çıkacağından bahsediliyor. İki futbolcu, Alexis Perez cezalıydı. Jormun Campuzano'nun da bir sakatlığı var. İki futbolcunun yerine Kadir Seven ve Görkem Sağlam oynayacak. Önemli eksiklikler Giresunspor adına. Çünkü bu iki futbolcu da temel oyunculardan bir tanesiydi Giresunspor adına.
Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Programımıza sırayı yeniden Fenerbahçe bölümümüz alıyor. Sözcü Gazetesi yazarı sevgili İrfan Yılmaz bizimle birlikte. İrfan hoş geldin. Merhabalar, iyi günler. İyi çalışmalar dilerim. Teşekkür ederim. Osterwolde transferi Fenerbahçe adına bütün detaylarıyla bitti mi sence? Yani detaylar konuşuluyor artık transferde. Yani transferin Fenerbahçe hem parmak kulübüyle hem de oyuncuyla büyük oranda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe 7 milyon euro bonservis artı 1 milyon euro bonuslar karşılığında 8 milyon euro gibi bir rakamla anlaştığını söyleyebiliriz. Burada artık taksitler, yani transfer bedelinin taksitler halinde ödemesini istiyor Fenerbahçe. Onunla ilgili görüşmeler devam ediyor. Tabii Osterwolde de Fenerbahçe ile zaten oyuncu her konuda anlaşmaya varmıştı. Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Bu konuda da zaten bu transferin bitme noktasında büyük bir istek gösterdi. Menajeriyle birlikte kulüp yönetimine Fenerbahçe transferi olmak istediğini ve izin verilmesini istedi yönetimden. Ve hem Osterwolde'nin istemesi hem de Fenerbahçe'nin fiyat yükseltilmesi nedeniyle bu transferin önümüzdeki günler içerisinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Evet. Oyuncuyla kaç yıllık anlaşma imzalanacak? 2027 yılına kadar bir sözleşme imzalanması bekleniyor. Şimdi oyuncu 21 yaş altı kontenjanından Fenerbahçe kadrosuna dahil edilecek değil mi? Dolayısıyla yabancı kontenjanını işgal etmiyor. Evet. Evet, yabancı kontenjanını işgal etmiyor. 21 yaş altı kontenjanına uyan bir isim. Ama şunu da belirtelim, tabii Osterwolde'nin transferinin ardından aslında Jesus'un oyun anlayışında Aljoski çok performansına çok memnun değil. Zaman zaman bazı maçlarda onu kulübeye, yedek kulübesinde değerlendiriyor. Hatta son maçta Lincoln Schoenbeck olarak başlamıştı. Bir önceki maçta kadroya dahi alınmamıştı Aljoski. Bu açıdan bakıldığında Osterwolde transferi gerçekleştikten sonra Aljoski ile de yollar ayrılabilir. Bu doğrultuda bir tasarrufta bulunabilir Fenerbahçe. Benim duyduğum kadarıyla Aljoski'ye kulüp bulursan gidebilirsin demiş Jorge Jesus Antalya Spor maçından önce. Tabii kulüp, şöyle söyleyeyim, Aljoski'nin tekrar eski kulübüne dönme gibi bir durumu da söz konusu olabilir. Ama performansını çok yeterli görmüyor, onu belirtelim. Evet, işte o kulübü de ikinci lige düştü Suudi Arabistan Ligi'nde. Dolayısıyla onun bir kulüp bulması gerekiyor. Bu arada Arbindo Bruma'nın bütün hakları alındı. 4 milyon 250 bin euro ödendi PSV Andoğan'a. Şu anda Arbindo Bruma ile ilgili plan nedir yönetimin? Fenerbahçe yönetimi oyuncuyu kiralık ya da satın bonservisiyle göndermeyi planlıyor. Bu doğrultuda bazı kulüplerle temaslarda bulunuyor. Belki Türkiye içerisinden bir kulüple de kiralık gönderilebilir. Çünkü teknik direktör Jovşir oyun planında yer almıyor. Ama şöyle bir durum söz konusu olabilir. Flamengo Rossi'yi ciddi olarak istiyor. Transferi için Fenerbahçe ile görüşmeler başladı. Rossi satılırsa Bruma'nın kadroya Karabekir'e dahil edilebilir. Ama benim aldığım bilgiler Jesus oyun planında yer almıyor. Yani o yüzden oyuncunun kiralık gönderilme ihtimali daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Rossi ile ilgili verdiğim bilgi çok ilginç. Bazı haberler çıkmıştı ama sanırım somut bir gelişme var. Flamengo resmi bir teklif sundu mu Fenerbahçe Rossi için? Evet. Fenerbahçe ile temaslara başladılar. Ama şöyle diyeyim, yani Flamengo yöneticilerinin de İstanbul'a gelerek önümüzdeki günler içerisinde Fenerbahçe ile bu konuda masaya oturmalarını bekliyoruz. Tabii Fenerbahçe Rossi için önemli bir yatırım yaptı Rossi'ye. Tıpkı Bruma'da olduğu gibi geçen sonunda 6 milyon euroluk sorumlu satın alma opsiyonu vardı. Onu kullanarak kadroya kattı, bol servisini aldı. Fenerbahçe 10 milyon euroluk bir en azından 10 milyonluk bir bol servis bedeli bekliyor. Eğer bu bol servis isteği karşılanırsa Rossi'nin devralı transfer döneminde, devralı transfer döneminde satılma ihtimalini söz konusu olduğunu belirtelim. Bakalım bu bonservis bedelini ödeyecek mi Brezilya kulübü? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bu arada Atiba Zalai'nin de Liverpool'un transfer gündeminde olduğundan bahsetti İngiliz basını. Kimminci'yi Napoli'den çok pahalı olduğu için transfer edilemiyor. Fenerbahçe'de takım arkadaşı olan Kimminci'nin Atiba Zalai'yi transfer gündeminde şeklinde bir haber yapmışlar. Macar Van Dijk diyorlar Atiba Zalai'ye. Sen duydun mu böyle bir şey? Şöyle birçok kulübün listesinde yer alan bir isim aslında Atiba Zalai. Yani ne kadar Fenerbahçe'lik performansı çok üst düzey olmasa dahi Macaristan milli takımındaki performans, özellikle Macaristan milli takımıyla İngiltere'ye karşı oynadığı maçlarda gerçekten iyi bir performans ortaya koydu Atiba Zalai. Bu nedenle de İngiliz kulüplerinin takibi altında. Avrupa kulüplerinin ciddi ilgisi var Atiba Zalai'ye.
Ama şu ana kadar kulübe gelen resmi bir teklif söz konusu değil. Ama iyi bir teklif gelirse Fenerbahçe Atiyasa'nın satılmasını gündeme getirebilir. Ama bu ara transfer döneminde olacağını düşünmüyorum ben Atiyasa'yı. Çünkü teknik direktör Jorge'nin oyun planında önemli bir yer tutuyor. Ve zaten Fenerbahçe'nin tüm oynadığı maçlarda, oynadığı tüm resmi maçlarda forma giyen bir isim Atiyasa'yı. Bu açıdan baktığımızda ara transfer dönemi olmasa dahi sezon sonunda Atiyasa'nın önemli bir Avrupa kulübüne transfer söz konusu olabilir. Peki. Fenerbahçe ön bölgeye bir oyuncu transfer edecek mi? Joao Pedro'nun sakatlığı sebebiyle. Hacı Wright'tan çok sık bahsediliyor ama hala Fenerbahçe'nin transfer gündeminde mi? İşte ön bölgeye şu anda bir forvet transferi düşünülmüyor. Joao Pedro'nun biraz beklenenden erken sağlanması ve teknik direktör Jorge Jesus'un da hücum hattında başka bir istememesi nedeniyle şu anda bir plan yok. Yani aldığımız bilgi de bu doğrultuda. Tabii şunu belirtelim. Sadece Fenerbahçe ara transfer dönemi için transfer çalışma görmüyor. Aynı zamanda gelecek sezonu da planlar doğrusunda bazı isimlerle de görüşüyor. Yani bu açıdan her ne kadar Hacı Wright ile ilgili Fenerbahçe yalanması da Antalya Spor yönetimiyle görüşmeler olduğunu, temaslar olduğunu da biliyoruz aslında. O nedenle şu an bu ara transfer döneminde forvet transferi yapılmayacak. Mevcut forvet hattıyla Fenerbahçe yola devam edecek. Joao Pedro'da Şubat ayının ilk haftalarında artık yavaş yavaş takım antrenmanlara başlamasını bekliyoruz. Joao Pedro bireysel antrenmanlara başladı. Ateş dedi, koşular yaptı. Ancak zaman zaman ağrı hissediyor. Ağrı hissettiği zaman tepki amacıyla çalışmayı bırakıp yeniden bireysel antrenman yapıyor. Tıpkı Luan Perez'in sakatlık sürecindeki durum gibi çok yakından takip ediyor. Ağrı hissettiğinde hemen çalışmayı bırakıyor. Ama Joao Pedro'nun Şubat ayının ikinci haftasından itibaren takımla birlikte çalışmalarına başlamasına Mart ayı itibaren artık oynayabilecek düzeye gelmesine bekleniyor. Ve bu nedenle de forvet hattı transferine geçildi. Onu da belirtiyorum. İrfan 25 bu bilgileri aktardı. Sözcü'de yazıyor İrfan. Fenerbahçe bölümümüzde söyleşimizin sonuna geldik. İrfan, var mı Fenerbahçe gündemine dair ekleyeceğin son bir şey? Şunu söyleyeyim. Bugün Fenerbahçe'nin İrfan'ı vardı. İrfan'a antrenmanın sakatlıklar nedeni etkilerle devam eden Joao Pedro, Joshua King ve Osay Samuel katılmadı. Bu üç oyuncudan Joao Pedro zaten uzun süre sakatlı, onun daha dönüşü uzun sürecek. Ama Joshua King'in Kasımpaşa maçında oynamayacağını belirtti. Osay Samuel'in ise yetiştirilmesi için yoğun tedavi devam ediyor. Osay Samuel'in de oynayıp oynamayacağı son yapacak. Son antrenmandan sonra belli olacak. Ama Joshua King kesinlikle forma giyemeyecek, onu belirtelim. Tabii bugün Ferdi Kadıoğlu'da basın mensuplarına önüne çıktı. Bir basın toplantısı düzenledi. Orada da Ferdi Kadıoğlu'nun hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu, ancak aklından sonra sadece şu anda Fenerbahçe konsantre olduğunu da vurguladı. Peki. Ona da Napoli talipti galiba. Sezon sonunda belki bu evet. Çok daha somut bir ilgiye dönecek. Ne dersin? Napoli çok ciddi şekilde ilgileniyor Ferdi Kadıoğlu, onu söyleyelim. Yani Napoli'nin ilgisi sezon sonunda artık ciddiye de dökülecek ama Ferdi Kadıoğlu'nda da Fenerbahçe ikili rakamlar bulacak bir bonsai sebebi de belki de Türkiye'yle kurtararak bir Avrupa kulübüne transfer olacağını düşünüyorum ben. Ferdi Kadıoğlu gerçekten çok komple bir futbolcu. Yani neredeyse her mevkide oynuyor. Sağ bek oynuyor, sol bek oynuyor da. Sol kanat, sağ kanat, üçlü stoper, üçlü savunmada sol kanat, bek sağ kanat, bek orta sahada oynadı. Hatta bugün basın toplantısında kendisine hangi mevkide daha razı hissedildiğini söylediğinde hoca hangi mevkide verirse orada en iyisini yapmaya çalıştığını vurguladı ama 10 numarayı da her zaman aklının bir köşesinde tutuyor. Yani o orta saha pozisyonu. Belki sol bek transferi yapılırsa Fenerbahçe'de teknik direktör bir sol bek transferi yapılırsa maç içerisinde zaman zaman Ferdi Kadıoğlu orta sahada, orta saha merkezinde görebiliriz diye düşünüyorum önümüzdeki maçlarda. Ki Ümraniye maçında da Ferdi Kadıoğlu sahanın en iyisiydi. Belki orada sahaya coşkusunu, arzusunu, kazanma arzusunu ortaya koyan önemli isimlerden bir tanesiydi. Birçok pozisyonda Ferdi'nin orta sahaya doğru, merkeze doğru kaydığını, oradan atakla gerçekleştirdiğini görmüştük. Bir sonraki transfer yapılsa Ferdi Kadıoğlu da orta sahada değerlendirilecek teknik direktör coşkusunu, öyle bir planı var. Ama Ferdi Kadıoğlu'nun bu performansıyla da sezon sonunda büyük ihtimalle Avrupa'nın önemli kulüplerinden bir tanesine kovmasını geçecek, öyle gözüküyor.
İrfan çok teşekkür ederim aktardığın bilgilerden ötürü. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. İrfan 25 bizimle birlikteydi. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Derlincer, Beşiktaş'ın transfer gündeminde de pek çok futbolcudan bahsediliyor. Onlardan bir tanesi Aja Laidoni, Tunuslu bir oyuncu biliyorsunuz. Bu futbolcunun da Beşiktaş'ın aradığı önemli isimlerden bir tanesi olduğundan bahsediliyor. Beşiktaş'ta temel mesele orta sahaya yapılacak bir transfer. Çünkü Şenol Güneş oyun iki yönlü oynayabilen orta sahaları seviyor ve takımında görmek istiyor. Bu çerçevede önemli bir transfer olarak da French Forest'ta forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun gündeme geldiğinden bahsediliyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek bu oyuncunun. Siyah beyazlar cüzi bir miktar bonservis ödeyerek transferi en kısa sürede bitirmeyi hedefliyor. 2020 yılında Rumen temsilcisi Volantrena'dan 600 bin euro bedelle transfer olmuştu. Oyuncunun transfere, Beşiktaş'a transferine sıcak baktığından da bahsediyor. Yine bu da transfer dedikoduları arasında geçen meselelerden ve ismi Beşiktaş transfer gündemine getirilen futbolculardan bir tanesi. Ama ben Beşiktaş'ın Amir Hadzi Ahmetoviç konusunda ısrarcı olacağı kanaatindeyim. Çünkü Şenol Güneş'in en çok istediği oyuncu, ligi tanıyor olması, Konyaspor'da 7-8 sezondur çok istikrarlı bir biçimde forma giyiyor olmasından dolayı Hadzi Ahmetoviç olduğunu biliyorum. Teknik direktör Erdal Işıkar bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür. Yayınlar kolay gelsin. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sen nasılsın? Sağ olun. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Şimdi hocam şöyle bir düşünce var, bilmem katılır mısınız? Bunu tabii Beşiktaş'ın orta saha yapmayı planladığı bir transfer nedeniyle soruyorum size. Genelden özele gidelim. Şimdi büyük takımda oynamakta Anadolu takımında oynamak arasında çok büyük farklılıklar var. Ama bazı mevkiler için bu farklılıklar minimize edilebilir. Orta saha bunlardan bir tanesi olabilir mi? Mesela Anadolu takımında oyunu çift yönlü oynayan, göbekte oynayan orta saha oyuncusunun büyük takımda da yapması gereken şey aynı. Belki tempo ve dayanıklılık açısından kendini geliştirebilir. Ama sonuç itibariyle eğer pas alışverişinde iyiyse orta sahada da orta saha oyuncusu büyük takımda da aynı beceriyi gösterebilir büyük takımdayken. Ama bir stoperseniz ya da bir forvetseniz bunları yapamayabilirsiniz. Çünkü stoper, büyük takım stoperi pozisyon bilgisi çok iyi olacak. Önde kuran savunmasını büyük takımlardaki stoper geriye dönüşlerde kademe anlayışında hatasıza yakın oynayacak. Topu oyuna sokmayı çok iyi becerebilen bir stoper olacak. Aynı zamanda soğukkanlı olacak büyük takım stoperi. Minimum hatayla oynayacak. Dolayısıyla Anadolu takımında başarılı olan, atletik özellikleriyle tek hamlede başarılı olan her stoperin gelip büyük takımda başarılı olmasının garantisi yok. Forvet için de aynı şey geçerli. Büyük takımlarda kapanan savunmalara karşı oynuyorsunuz. Mbaye Diagne Kasımpaşa'da gol kralı oldu ama Galatasaray'da çok zorlandı. Çünkü kapanan savunmalara karşı dar alanda top yapabilme becerisi, doğru koşular yapabilme becerisi, ondan sonra sırtı kaleye dönük oynayabilme becerisi gibi pek çok meziyet, sezgilerinin daha kuvvetli olması gibi doğuştan getirilen pek çok meziyetin de olması lazım aynı zamanda. Ama orta saha için çok büyük özellikler arz etmiyor. Büyük farklılıklar arz etmiyor büyük takımla Anadolu takımları arasında deniyor. Bu düşünceye katılır mısınız? Bu çerçeveden Amir Hadzi Ahmetoviç'i büyük takım topçusu olarak görüyor musunuz? Sen zaten çok güzel özetledin. Tabii burada şimdi kulüplerin o yüzden ne istediği önemli. Şimdi tabii stoper ve santrfora baktığında beklentiler çok farklı. Stoper aldığı zaman bir hata yaptığı zaman veya takım gol yediği zaman orada çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyor. Oyuncu da yaşayabiliyor. Aynısı mesela Abdülkerim için mesela geldiğinde çok sıkıntılar yaşıyor. Ama şu anda belli seviyeye geldi mesela Galatasaray takımında. Aynı şey diğer takımlar için de geçerli. Yani forvet aldığı zaman Anadolu takımdan gol atamadığı zaman büyük eleştiri alabilir. Stoper aldığı zaman veya bek aldığı zaman hata yaptığı zaman orada da büyük eleştiri alabilir. Benim dediğim gibi orta sahibi oyuncuyu aldığı zaman yani ne istendiği veya çok bir beklentiler olmadığı zaman o oyuncudan iş yapabilir. Ama bir de en önemli şeylerden biri tabii burada bana göre teknik adam. Özellikle mesela Beşiktaş'ta Şenol Güneş bir oyuncu istediği zaman Şenol Güneş o oyuncunun mutlaka iyi tanıması, bilmesi ve oyuncunun ona güvendiği hissettiği zaman oyuncunun performansı da mutlaka artacaktır. Zaman zaman mesela yönetimler transfer yapıyor. Hoca istemediği bir oyuncu olduğu zaman uyum sorunu da oluyor.
Mesela şimdi Şenol Güneş bu oyuncu istediği zaman tanıdığı bildiği oyuncu mutlaka onun performansını arttıracaktır. Oyuncu da kendi özgüvenini arttıracaktır. Bana göre en önemli şeylerden biri hocanın bir oyuncu istediği zaman bu katkı mutlaka daha fazla daha onun lehine olacak diye düşünüyorum ben. Şenol Güneş'in istemesi çok önemli. Ama bana göre Beşiktaş'ta orta sahada bana göre ihtiyaç yok. Daha önce de söyledim ben. Beşiktaş'ın mutlaka ve alması gereken bir tane stoper oyuncuya ihtiyacı var. Şu anda orta saha zaten kalabalık, zengin bir orta saha var. Formda bir oyuncular, orta saha oyuncular da var. Ama savunmada sıkıntı var, stoperde sıkıntı var. Ona göre Beşiktaş'ın alması gereken mevkilerin başında stoper geliyor bence. %100. Mesela Saiz bu hafta cezalı değil mi hocam? Saiz cezalı. İşte kim oynayacak? Büyük ihtimalle belki Wellington oynayacak. Belki bilmiyorum başka kim oynayabilir. Ama orta sahaya baktığımız zaman şu anda... Wellington Necip oynayacak. Düzelterek söyleyeyim. Montero Hamburg'a kiralık olarak gitti. Necip stoper oynayabiliyor. Hocam Saiz'a benim duyduğum şu. Saiz'a İtalya'dan bazı takımlar ilgi göstermişler ama bir teklife dönüşmemiş bu ilgi. Saiz giderse eğer Beşiktaş bir stoper almayı planlıyormuş, gitmediği ölçüde duracak ve sezonu bu stoperlerle tamamlayacak. Ama işte Saiz sakat olduğunda %100 işte Wellington'u Tayyip Talhasanuç'ta eşleştirerek kullanabilir misiniz? Ya da kullanırsanız mecbursunuz. Ne kadar verim alabilirsiniz? Bu şüpheli. Öyle mi hocam? Kesinlikle. Ben sene başında mesela Beşiktaş'ın mutlaka bir tane stoper ihtiyacı var. İyi bir tane mesela Saiz sakatlandı. Tecrübeli, deneyimli bir oyuncu olduğu zaman bana göre Tayyip'in de performansı artacaktır. Sadece bu sene için değil. Mesela şimdi Abubakar aldı. Beşiktaş 2,5 anlaşma yaptı. Belki 3,5 şey yapacak. Bundan sonraki senelerde Beşiktaş santifor ihtiyacını da karşılığında santifor alamayacak. Ama iyi bir stoper aldığı zaman mesela 2 yıllık 3 yıllık bir anlaşma yaptığında bundan sonraki yıllarda da Beşiktaş stoper arayışına girmeyecektir. En ihtiyacı var bu sene hem de bundan sonraki yıllara da kurtarma açısından da bir transfer mutlaka gerekli oraya. Bence orta sahada gerekli en az 6-7 tane çok iyi oyuncu var. Ama stoperde işte Sayıslar, Wellington'u başka kim var? İşte Sayıs sakatlı da Wellington oynayacak. Veya yarın işte Sayıs ceza aldı, Tayyip de ceza aldı. O zaman kim oynayacak? Bence Beşiktaş çok büyük riske giriyordu. Hem bu seneyi kurtarmasından anlamında hem de bundan sonraki yıllar için. Abubakar mesela çok iyi bir hamle yaptı. Bundan sonra santifor aramayacak. Bundan sonraki yıllar içinde iyi bir stoper, hatta iki tane aldığı zaman bundan sonraki yıllarda kurtarmış olacak. İkinci yarıda da şampiyonluk hedefini daha tercihli hale gelecek. Ama bundan sonraki maçlarda lig çok uzun, sakatlık ceza olduğu zaman ben sıra başına mevsuluyorum. Beşiktaş'ın orada çok sıkıntılı günler ben yaşayacağını tahmin ediyorum. Hocam, Josef de Souza ile ilgili bir sakatlık haberi geldi. Biliyorsunuz kupadaki Ankara Gücü maçı ve Kayseri Spor maçlarında ligde forma giyememişti. Ve bir önceki maçta, yani bu iki maçtan önceki maçta, maçtan sonra verdiği mülakatta sakat sakat oynadığını söylemişti. 3-4 hafta daha takımdan uzak kalacağından bahsediliyor. Tabii Souza'nın yokluğu ya da işte sakatlığı nedeniyle yaşadığı performans sorunu, Atiba'nın yeterli bir görüntü sergileyemiyor oluşu, bu noktada Beşiktaş'ı zorunlu bir biçimde defansif olarak oynayabilen bir orta saha oyuncusu arayışına yönlendiriyor mu? Yönlendirebilir tabii ki ama ben Souza'nın çok uzun süreden o kadar 4-5 hafta kalacağını tahmin etmiyorum. Yani Atiba da var şu anda, o da oynayabilir. Salih var. Gerson Fernandez var. Necip var. O 2-3 haftalık bir periyotta bence halledebilir düşünüyorum. Ama orta sahanın yangına ilk önce kurtulacak yer neresi düşündüğümüz zaman ben stoper diyorum. Yani alması gereken stoper alabilirse o bölgeye de alabilir. Ama öncelikle stopere bir transfer ihtiyacı var diye düşünüyorum ben. Hı. Bu arada Salih Uçan'ın menajeri Ömer Koray Uzun bir konuda yakındı. O da şu: Salih Uçan'a ön yargılı olduğunu düşünüyor. Özellikle de medyanın, bazı spor yazarlarının her maç sonrası Salih Uçan'ı eleştirdiklerini ama Salih'in çok iyi bir performans sergilediğini, hatta bundan birkaç hafta önce haftanın en iyi 11'ine seçildiği akşam bile eleştirildiğini söylüyor ki Salih de bunların kendisine yönelik bir ön yargıdan ibaret olduğunu düşünüyormuş. Bu konuda çok rahatsız Salih Uçan ve haksızlık yapıldığını düşünüyor menajeri Salih'e. Siz ne diyorsunuz? Salih'e baktığınız zaman Özgür, hatırlarsanız zaten sene başında çok sezona çok iyi başladı. Hatta bir tek alınmadığı zaman neden alınmadığı, işte alınması lazım diye çok tepkiler de oldu. Gerçekten sene başı çok iyiydi. Sonra bir dönem bir sakatlık geçirdi veya işte bir kısa dönem formsuzluk, ama son maça baktığımızda hem gol attı hem de iyi bir performans gösterdi.
Salih bana göre şu anda ısrar edildiği zaman sürekli ilk 11'de oynadığı zaman hem performansı arttıracak hem de orada Beşiktaş'ın ihtiyacını ben görecek diye düşünüyorum. Bu tip oyuncuların mutlaka oynatarak kazanılması lazım. Yani Salih tarzı oyuncuların. Mesela bir hafta oynayıp bir hafta iki hafta bekletildiği zaman bu oyunculardan da randıman alamazsın. Sene başı 6-7 hafta oynadığı zaman hem performansı arttı, hem özgüveni geldi, hem moral motivasyonu arttı. Yine Salih işte bu orta sahada eksik olduğu şeyde oyuncunun eksik olduğu dönemde 3-4 hafta devamlı oynadığı zaman geçen hafta da gerçekten hem Salih hem Gessler hem oyunlarıyla hem performansları gayet iyiydiler. Bence Salih iyi bir oyuncu ama Salih tarzı çabuk kırılan alınan bir oyuncu. Yani çabuk böyle demoralize olabilen bir oyuncu, çabuk bozulan bir oyuncu. Oynadığı zaman, form tuttuğu zaman, özgüveni de arttığı zaman takıma bence çok katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Son haftada da bunu gösterdi. Bence 2-3 hafta böyle devam ettiği zaman bence Salih orada formaya kapar diye düşünüyorum ben. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Özgür. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ olun. Beşiktaş bölümümüzde teknik direktör Erdal Işıkar bizimle birlikteydi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek dün yapılan Divan Kurulu toplantısında bazı açıklamalar yapmıştı. Projelerle ilgili bir bilgi verdi. Zor dönem vurgusu yaptı Dursun Özbek. Naklen yayın gelirleri geçen seneye kıyasla son derece geride kaldı. Hatta 7-8 sene evvel Galatasaray Başkanı iken aldığımız galibiyet primi 2,3 milyon Türk lirasıydı. Bugün yine aynı rakam. Başkanlığım döneminde Naklen yayın ihalesinde kulüpler birliği olarak beraber çalıştık. 500 milyon dolar mertebesinde bir Naklen yayın geliri planladık ve anlaşmayı öyle imzaladık. Bugün geldi biz noktalar yaklaşık 120 milyon dolar çerçevesinde. Galatasaray'ın geçtiği zor dönemi daha iyi anlayabilmek için bazen rakamları da konuşmak gerekiyor. Sportif AŞ son 6 ayda 250 milyon Türk lirası zarar açıkladı. Sponsorluk gelirlerimizde düşüş var. En önemli katkıyı veren kısımlar forma, göğüs, stadyum, isim hakkı. Bunlar geçtiğimiz senelerden geliyor. Yapılan TL anlaşmalar çerçevesinde rakamlar enflasyona yenik düştü. Biz bunları yenebilirdik. Geldiğimiz günlerden beri ve hala sürekli süren çalışmalar çerçevesinde maalesef istediğimiz rakamlara ulaşacak yenilemeyi yapamadık. Galatasaray'ın sportif manada başarılarını sürdürmek için canla başta çalışıyoruz dedi. Peki müjde nerede bu açıklamada? Scout ekibindeki yeni yapılanmadan da bahsetti ve 40 sene sonra artık Galatasaray gerek altyapısının gerekse A takımın yeni tesislere taşınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi Dursun Özbek. Ve Galatasaray Leo Residence'ın %70'i lansman günü satılmıştı. %30'unu da önümüzdeki günlerde satışa çıkartacağız dedi. Mecidiyeköy projesi bizim motor projemiz. Galatasaray'ın önümüzdeki 30 yıllık geleceğini hazırlamak için gereken finansman desteğini verecek en önemli proje. Florya projesi de aslanlar gibi yürüyor. Sadece prosedür çalışmaları çerçevesinde önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Florya'nın tapusunu alacağız. Her şey hazır demiş Dursun Özbek. Buradan da önemli bir gelir elde ederek artık kar eden 8 milyon TL yaklaşık kar eden bir kulüp haline gelmeyi amaçladıklarını ifade ediyor. Dursun Özbek bütün bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra. Bu arada Galatasaray Emirhan Kayar'ın sözleşmesi 2026 yılına kadar uzattığını açıkladı. Kaleci, genç kaleci Can Kat'la da yeni sözleşme imzaladı. Sarı Kırmızılılar ayrıntısını birazdan veririz. Trabzonspor bölümümüzde sevgili Nihat Erenci bizimle birlikte. Nihat abi hoş geldiniz, merhaba. Merhaba Özgürcüğüm, iyi yayınlar diliyorum. İyisiniz Trabzon'dan umarım. Selamlar, sevgiler herkese. İyiyiz, keyifliyiz. Tabii havalar da biraz daha iyi olunca daha da iyi oluyoruz. Yani hani güneş olunca Trabzon'da bir başka güzel oluyor her taraf. Şu anda her şey güzel. Yani takımda moraller yüksek. Hocanın morali yüksek. İşte dün de zaten basına açık bir idman gerçekleşmişti. Ömür'ün basın toplantısı vardı. Yani genel hava iyiydi. Sadece birkaç oyuncuda biraz böyle işte kramp yorgunlukları vardı. Onlara hoca dün izin verdi. Bugünkü idmanda onların hepsini, bugün çünkü en ciddi idman bugün yapılacak. Taktik provalı idman. Yani orada oradan gelecek bilgiler ışığında daha böyle net takımdaki son durumu daha da iyi analiz edeceğiz. Ama genel gelen bilgilerde biraz Ömür'de bir sıkıntı vardı. Biraz işte dediğim gibi o son haftalarda üst üste oynanan maçlardan olan bir kramp durumu, ama çok da onun önemli olmadığı bilgisi geldi bize. Şimdi böyle bilgisi geldi bize derken, bunları da söylerken biraz bazen imtina da ediyoruz. Biliyorsun hocamız alınan bilgilerden bazen sıkıntılar yaşıyor.
Ama tabii ki biz de görevimiz yani en sağlıklı bilgileri kulüpten almak, kulüp içinden almak ve yani okuyucularımıza, dinleyicilerimize, izleyenlerimize en doğru bilgileri vermek, sunmak işimiz bizim de. Beşiktaş'la birlikte Trabzonspor'un Karagümrük'teki İtalyan golcü Borini'yi transfer gündemine aldığından bahsediliyor. Gerçekten Trabzonspor'un böyle bir gündemi var mı? Borini ile ilgileniyor mu? Yani şöyle söyleyeyim, ben yönetim kanadından doğrulamadım ama hani bu fısıltı gazetesi dediğimiz yani kulübün içindeki bazı isimlerden bunu söylemiştim. Yani hocanın da çok beğendiği bir futbolcu ama şu anda aslında bizde dediğim gibi hani Borini'ye gelene kadar bazı daha halledilmesi gereken konular var ki işte mesela onlardan bir tanesi Vizca'yla ilgili önce hoca sözleşmesini donduracağız demişti ama dün daha farklı bir ifade kullandı ki yani Vizca'nın yaklaşık Mart ayının başlarında falan takıma katılacağını söyledi. Bu ne demek oluyor? Yani o süreye kadar elbette çok önemli maçlar oynayacak. Yani Şubat ayı boyunca Trabzonspor ama Mart ayından itibaren Vizca'dan yararlanabilecek. Ama şimdi tabii ki bu süreç içinde o sağ kanattaki sıkıntıyı nasıl çözecek? Alternatifler yeterli olacak mı? Yani yine aldığımız hocaya yakın isimlerden aldığımız bilgiler hocanın mutlaka orada bir takviye olmasını istediği yönünde. Tabii bu işin bir de ekonomik kısmı var. Yani hep bu Ocak ayı için 3 tane transfer kesin istiyordu hoca. Fakat bu yaşanan biraz ekonomik sıkıntılar bilmem neler. Doğal olarak yani Trabzonspor'u da bazı konularda geri adım attırmak durumunda bıraktı ki şu an görünen şu Özgür yani işin en doğru şeyi yani Vizca olayını eğer biraz daha ısıtırsa Trabzonspor yani oraya bir tane adam alıp transferi yani özellikle bu Ocak ayını o şekilde kapatmak istiyorlar. Ama onu hep ısrarla söyledim. Hocanın 3 tane bu ara transferi için isteği vardı. Yani bir tane santrafor istiyordu. Dobik sürekli söyledi. İşte bir tane sol kanat istiyordu ki şimdi mesela bu Borini isminin çıkması biraz da oradan da kaynaklandı ki Masoras ismini hep söylüyorduk. Onu çok istiyordu. Bir tane de bir 6 ve 8 oynayabilecek böyle hareketli biraz daha böyle oyun bilgisi daha yüksek. Çünkü son dönem farkındaysan Hamşik'ten çok fazla yararlanmıyor hoca. İşte orada bir sıkıntı var. Orayı çözebilirse o transferden vazgeçilebilir ama işte mevcut şartlarda ben tahmin ediyorum şöyle söyleyeyim sana. Bu hafta oynanacak Hatayspor maçı bana göre çok çok önemli. Ne açıdan önemli? Trabzonspor oradan yani deplasmandan 3 puanla dönerse ben inşallah önümüzdeki hafta seninle yine program yaptığımızda şunu diyeceğiz. Trabzonspor mutlaka hocanın istediği 3 tane ismi alacak. 3 tane isimle de yollar ayrılacak. Onları da o zaman daha böyle sıralı söyleyeceğiz. Peki. Yani bütün planlamaları bana göre Hatay maçıyla ilgili yapıyor hoca. Hatay'dan alınacak galibiyet yani gelecek haftalar içinde hem takımın motivasyonunu artıracak hem de yani bazı şeyler kararların alınmasında bayağı bir ön ayak olacak. Sevgili Nihat Erenci, Trabzonspor Dino Hotic'i gündemine aldı mı? Belçika'da oynuyor Circle Brugge takımında. Vizca'nın dönüşü Mart ayını bulacak ama bu süreyi de boş geçirmek istemiyor. Vizca'nın yerine oynayabilecek bir oyuncu arayışı içerisinde. Hotic gündemde deniyor. Ne diyorsunuz? Ya şöyle söyleyeyim. Yine onu da yani mesela bu tür özellikle dış basın kaynaklı bu haberler. Ben hemen böyle bir şey çıktığı zaman mutlaka yönetimdeki arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan konuda bilgiler almaya çalışıyorum. Yani menajerlerin önerdiği isimlerden bir tanesi ki biliyorsun transfer dönemi menajerlerden onlarca isim geliyor. Yani hangi mevkide sizin eksikleriniz olduğunu menajerlerin hepsi biliyor. İşte mesela çeşitli isimler öneriliyor. Bunlardan bir tanesinde Dino Hotic olduğu söyleniyor ama çok ben hocanın da fazla sıcak baktığını sanmıyorum. Sadece bir öneri öyle diyelim. Ama peki. Yok değil. Sadece bir öneri. Enis Bardi'ye teklifler geliyor mu? Trabzonspor'a Enis Bardi için teklifler geliyor mu? Örneğin Serie A'dan, İtalya'dan, Torino, İspanya'dan, Mallorca teklif verdi mi? Ya şöyle Enis Bardi ile ilgili de yani hocanın ciddi bir hayal kırıklığı var ki çok şeyler bekliyordu Enis Bardi'den. Yani
Hatta biz kendisiyle sohbet ettiğimizde şunu söylemişti. Yani çok böyle kıvrak, zekası yüksek, oyun kalitesi yüksek bir oyuncu. Yani burada eğer biz de istediğimiz verimi alırsa, ki Türkiye çok konuşacak onu demişti, ama bir türlü o Enis Bardi olamadı. Hoca çok şans verdi. Verdiği şansları iyi kullanamadı. Bir iki maç öyle bir çıktı. Hani saman alevi gibi deriz ya Özgür. Evet. Çıktı, kayboldu. Yani çok mutlu değil Enis Bardi'den. Hatta yani onu teyit edemedim ama menajerine, yani eğer takım bulursanız gidebilirsiniz gibi böyle bir isteğin de olduğunu biliyorum. Yani böyle bir şey, böyle bir kulüpten böyle bir menajerine giden bir istek olduğunu da biliyorum. Ama görünen şu ki yani bu çok büyük sürpriz olmasa Enis Bardi yani yine Trabzonspor'da devam edecektir, ki hoca belki hani daha da motivasyonunu arttırmak için zaman zaman bazı oyuncularla ilgili çıkışlar yapıyor, ki işte onlardan bir tanesi de Enis diyelim. Peki Nihat abi, çok teşekkür ederim aktardıklarınızdan dolayı. Görüşmek üzere, iyi yayınlar. Tekrar görüşürüz. Nihat Erenca, Karadeniz Gazetesi'nin spor direktörü, son bilgileri aktardı sizlere Trabzonspor'la ilgili olarak. Avrupa'dan futbol. İspanya. İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid'de Atletico Madrid arasında bu akşam son derece önemli bir karşılaşma var. Çeyrek final maçı öncesinde de bir ırkçılık içerikli tartışma yaşanıyor. Madrid derbisi öncesinde Real Madrid'in spor merkezinin yer aldığı binanın çok yakınlarında fuar alanında bir köprüye Madrid Real'den nefret eder yazılı pankart asıldı. Pankartın altında ise Real Madrid'de forma giyen Vinicius Junior formasının giydirildiği bez bir bebek köprü demirlerine asılarak sarkıtıldı. İspanya basında söz konusu ırkçı eylemi Atletico Madrid'in aşırılık yanlısı Frente Atletico adlı taraftar grubunun gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Bu taraftar grubunun hafta içerisinde Madrid'in farklı noktalarında da benzer içerik eylemlere adının karıştığı belirtilerek İspanya Futbol Federasyonu'nun harekete geçmesi gerektiği vurgulanıyor. Santiago Bernabeu stadında Madrid takımları arasında oynanacak derbi bugün saat 23'te başlayacak Türkiye saatiyle. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Alanyaspor Francesco Farioli yönetiminde Süper Lig'de topladığı 25 puanla 9. sırada yer alıyor. Opta verilerine göre 2000 sonrası doğan oyunculara en çok süreyi Alanyaspor verdi. 4460 dakikayla Alanyaspor zirvede yer alırken Akdeniz ekibini 3414 dakikayla Galatasaray, 2796 dakikayla Giresunspor takip etti. Trabzonspor ise 2136 dakikayla 6. Beşiktaş'ın 483 dakikayla 7. sırada yer aldığı görülüyor bu verilere göre. Piyasa değeri 10 milyon euro olan ve Süper Lig'in en değerli 17. oyuncusu konumunda yer alan Arda Güler'i kadrosunda bulunduran Fenerbahçe sıralamada 17. basamakta yer aldı. Sarı lacivertler 2000 sonrası doğan oyunculara 41 dakika şans verirken Başakşehir 28 dakikayla 18. sırada kendisine yer buldu. Sonuncu ise 2 dakikayla Konyaspor oldu. Dolayısıyla Alanyaspor bu konuda lider konumda. 2000 yaş altı, 2000 doğumlular, 2000 sonrası doğan oyuncularda en çok süreyi Alanyaspor veriyormuş. Farioli yönetiminde bu konuda da öncü bir rol üstlenmiş. Bence Alanyaspor Lig'in açık futbol oynayan ve hızlı hücumu en iyi yapan takımlarından bir tanesi, hiç kuşku yok ki. Trabzonspor maçında farklı bir galibiyet elde etmişlerdi. Galatasaray'la oynadıkları kupa maçında da çok sayıda pozisyona girmişti Alanyasporlu oyuncular. Başakşehir'de Yusuf Endiaşmi Nice transfer oldu. Başakşehir bunu duyurdu ve Başakşehir'e çok büyük bir para kazandırdı. Bildiğim kadarıyla 2,2 milyon euroya mal olmuştu Malatyaspor'dan Başakşehir'e transferi ve Nice gidişi ise Başakşehir'e 12 milyon euro kazandırdı. Kulüpten yapılan açıklamada turuncu lacivertli formamız altında 2 sezon boyunca özveri başarıyla oynayan Yusuf Endiaşmi Fransa'nın Nice kulübüne transfer olmuştur deniliyor. Başkan Göksel Gümüştah'ın bir araya geldiği burun dili futbolcuya Fransa'da başarılar temennisinde bulunduğundan bahsedilmiş. Yusuf'a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ederiz denmiş. Bence de Yusuf Endiaşmi stoper olmamasına rağmen stoper mevkinde oynatıldı. Orta sahada defansif oynayabilen bir oyuncu ama her iki mevkide de başarıyla forma giydi. Başakşehir'de öncesinde Malatyaspor'da son derece başarılı
Burundi'ydi. Burundi belki çok dikkat çekmeyen bir Afrika ülkesi ama Burundi'den çok sayıda yetenekli oyuncu çıkıyor. Beşiktaş'ın yeni hedefinin Fabio Borini olduğundan bahsediliyor ama Fatih Karagümrük Kulübü bugün yaptığı açıklamada Borini ile ilgili çıkan transfer haberleri gerçeği yansıtmıyor dedi. Siyah beyazlar Fatih Karagümrük'te gösterdiği performansla dikkatleri çeken 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Hücum hattında çeşitlilik arıyor Beşiktaş ve Karagümrük'te sözleşmesi sezon sonunda bitiyor İtalyan futbolcunun. Son 3 sezondur Fatih Karagümrük'te forma giyen Borini 63 maçta 28 gol attı ve 13 tane gol pasıyla oynuyor. Bu sezon 19 maça çıktı İtalyan golcü. 13 gol 7 asistlik performansıyla takımına büyük katkı sağladı. Gol krallığı yarışmasında da zirveyi zorluyor. Kenara yönelik oynuyor ama gole dönük bir oyuncu olduğunu söylemek yanlış olmaz. İngiltere'de Liverpool, Sunderland, Swansea City, İtalya'da Milan, Roma ve Verona'da forma giymişti tecrübeli futbolcu. Değerli dinleyiciler, Barcelona dün akşam tek golle kazanmayı başardı. Kral Kupası'nda Real Sociedad'a karşı ve istikrarlı gidişatını sürdürüyor Barcelona. Biliyorsunuz Süper Kupa'yı da Katar'da oynanan Süper Kupa finalinde de Real Madrid'e karşı 3-1'lik bir üstünlük elde etmişti. İspanya La Liga'da da lider Barcelona. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta rakibini Dembele'nin 52. dakikada kaydettiği golle mağlup etmeyi başardı ve yarı finale çıktı. Barcelona şimdi yarı finaldeki rakibini bekliyor. Real Sociedad'da Bryce Mendes rakibi Sergio Busquets'e yaptığı sert faulün ardından karşılaşmanın 41. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu akşam bir kez daha hatırlatıyorum bir Madrid derbisi var. Kral Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Real Madrid'de Atletico Madrid Türkiye saatiyle 23'te karşı karşıya gelecek bu önemli maçta. Bakalım kazanan taraf hangisi olacak? Bu sezon Atletico Madrid gerçekten beklentilerin çok ama çok altında bir performans sergiliyor. Real Madrid ise çok istikrarlı görüntü sergilemiyor Şampiyonlar Ligi dışında. Liderliği ligde kaptırmış durumdalar. Kime? Barcelona'ya. Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag Wout Weghorst'tan övgüyle bahsetti. Bakalım neler söylemiş oynanan kupa maçından sonra. İngiltere basınına konuşan Hollandalı teknik direktör Manchester United'ın Nottingham Forest'i deplasmanda 3-0 yendiği İngiltere Lig Kupası yarı final ilk ayağında Weghorst'un İngiltere temsilcisi adına ilk golü atmasından çok mutlu olduğunu söylüyor. Hollandalı Sandford'un Nottingham Forest karşısındaki performansını değerlendirmiş Ten Hag. Weghorst'un gol atması özgüveni için önemliydi ve onu da başardı. Forvetler gol için sahaya çıkar ve bunu başaramadıklarında mutlu olamazlar diyor. Weghorst'un forma giydiği iki lig maçında gol atamamasına rağmen Manchester United için sahada çok önemli roller üstlendiğini vurguluyor aynı zamanda Ten Hag. Crystal Palace ve Arsenal maçlarında presi, hedefe yönelik oyunu ve doğru hareketleriyle Weghorst sahada harika işler çıkardı. Palace maçında Bruno Fernandes'in golünde ön direğe yaptığı doğru hareketlenmeyle pozisyona büyük katkı sağladı. Arsenal karşılaşmasında yaptığı koşuyla stoperi kendine çekti ve Marcus Rashford'un gol atmasını sağladı ifadelerini kullandı. Sezon başında Burnley'den Beşiktaş'a kiralanan Weghorst'un sözleşmesi kulübü tarafından erken sonlandırılmış ve Hollandalı forvet 14 Ocak'ta Manchester United'a kiralanmıştı. Siyah beyazlarda 18 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 9 gol kaydetmişti. Yalnız şunu biliyorum. Weghorst'un Beşiktaş'ta yaptığı sözleşmede özel bir madde vardı. Bu maddeye göre eğer Premier Lig'den teklif gelirse Weghorst'a herhangi bir sorumluluk üstlenmeden Beşiktaş'taki sözleşmesini feshetme hakkına sahipti. Bu maddeyi kullandı Weghorst ama giderken de Beşiktaş'ın para kazanmasını sağlayacağını söyledi ve Beşiktaş para kazanmıyorsa ben bu işte yokum diyerek bence fair play'e yakın yaklaşan bir davranış sergiledi. Benim edindiğim bilgi bu yönde ama sözleşmesinde de özel bir madde varmış. Bu gerçeği de görmekte fayda var değerli dinleyiciler. Beşiktaş galibiyet serisini sürdürme peşinde. Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş Alanyaspor'u ağırlayacak. Siyah beyazlar Alanyaspor'u mağlup ederek ligdeki 4 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Mücadeleyi hakem Yaşar Uğurlu yönetecek. Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı kazanmış Beşiktaş. Taraftarı önünde Alanyaspor'a üstünlük sağlamayı amaçlıyor. 21. haftanın açılış maçında Beşiktaş Alanyaspor maçında siyah beyazlı takım ligde oynadığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Beşiktaş hanesine yazdırdığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanmıştı. 7'sinde berabere kalan ve 6'sında mağlup ayrılan Alanyaspor ise haftaya 25 puanla 9. basamakta girdi. Siyah beyazlı takımda 5 futbol bolcu Alanyaspor maçında oynayamayacak. Son oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Valentin Rossier, sarı kart cezalısı Romain Saiz, Nathan Redmond ve tedavi süren Raşit Gezal takımdaki yerlerini alamayacaklar. Sakatlığı bundan Joseph de Souza'nın da yarın forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş'ta bazı oyuncular
sarı kart cezası sınırında Cenk Tosun, Masuaku ve Jetson Fernandez yarın sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve 22. haftadaki Fatih Karagümrük'te yapılacak maçta forma giyemeyecekler. Bu arada Beşiktaş Süper Lig'de Alanyaspor'la 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu Beşiktaş kazandı. İkisinde Alanyaspor galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikte tamamlanmıştı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş tam 28 gol attı. Alanyaspor'un ise 13 golü var. Siyah beyaz ekip sahasında Akdeniz temsilcisiyle oynadığı 6 mücadeleyi de kazanmayı başardı. İstatistiklerde Beşiktaş'ın mutlak üstünlüğü dikkat çekiyor. Sizlerden izin istiyorum. Reklam kuşaklarımız var. Ardından at yarışını dinleyeceğiz. Sonrasında tekrar burada olacağız. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Futbol. Dünyadan futbol. Değerli dinleyiciler, sizleri çok uzaklara götürüyoruz programımızın bu aşamasında. Arjantin'deyiz. Orada her zaman olduğu gibi sevgili Noray Nakış bizi bekliyor. Noray abi hoş geldiniz. Günaydın. Buenos dias. Günaydın. Buenos dias. İyi yayınlar sizlere. Teşekkür ederim. Bu sefer Buenos Aires'te değilsiniz değil mi? Tatildesiniz. Başka bir kenttesiniz. Evet. Buenos Aires'in 350 kilometre uzaklığında bir deniz kenarında. Ha ne güzel. Nasıl geçiyor tatiliniz? Aa, çok güzel, çok güzel. Havalar şahane. Gündüz güneşlik, aydınlık. Çok şahane, çok iyi. Okyanusun tadını çıkartıyorsunuz. Hatta okyanusun tadını çıkartıyoruz. Tuzumuz bol, dalgamız bol. Ha, ne güzel, ne güzel. Noray abi, Galatasaraylı taraftarlar bir sorunun cevabını çok merak ediyorlar. Galatasaraylılar. Di Maria. Di Maria'nın Türkiye'ye gelme ihtimali olduğunu biliyorum ben. Galatasaray'ın da ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Malumunuz Juventus'un da durumu kötü. Juventus'un başı dertte. Hukuk da dertte. Puan silme cezası aldı. Belki küme düşürülecekler. Oradan futbolcular da ayrılmak istiyor. Di Maria'nın ayrıca sözleşmesi sezon sonunda da bitiyor. Bu çerçeveden baktığımızda Di Maria'nın Galatasaray'a gelme ihtimali hakkında bir şeyler duydunuz mu? Duyup duymadığınızı bilmek istiyorum. Şimdi benim de duyduğum bütün radyolardan, televizyonlardan, muhabirlerden işittiklerim. Juventus'un durumunun kötü olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bugün Galatasaray dünya, Avrupa kıtasında bir söz sahibi olan saygılı bir institüsyon, bir kulüp muhakkak buna tatlı gözle bakıyordur, yumuşak gözle bakıyordur Di Maria. Hı hı. Zaten ama kendisiyle görüşmek, hiç bu mevzudan konuşmamız olmamıştır, olmadı. Biliyorum ki yaban atmaz Türkiye'ye gitmeyi ve Türk futboluna da Galatasaray kulübüne de yardımcı olacağına %100 eminim. Ama benim geçenlerde söylediğim gibi size, sana da bunu Mendes'le bir görüşmek istiyorum ki acaba yani bu ne kadar ciddiyet var bu işin başında veyahut da sonunda. Hı-hı. Olacak ciddiyet. Şimdi Galatasaray Jorge Mendes'e sürekli temas halinde. James Rodriguez'le ilgili bir görüşme yapıldı. Bu arada Cristiano Ronaldo Manchester United'da kriz yaşıyordu. Onunla ilgili bilgi aldılar. Ama Di Maria'nın da Mendes'le yapılan görüşmelerde söz konusu olduğunu biliyorum ben. Ama ben bu dönemde değil de sezon sonunda Di Maria transferini Galatasaray'ın gerçekleştireceğine inanıyorum. Benim edindiğim bilgi bu yönde. %100. Ona ben de %100 eminim. Çünkü sözleşmesinin Juventus'la ne konuşmayacağına da %100 eminim. Evet evet. Bu arada oğlunuz Luciano Nakış çok büyük bir başarı örneği gösterdi Arjantin milli takımında. İdari anlamda sportif direktörü Arjantin milli takımında. Tabii oyuncuların ne yapabileceğinde Arjantin milli takımdaki oyuncuların gelecekleriyle ilgili pek çok bilgiye de sahip. Onlara gelen transfer teklifleri ilgilenen evet, takımlar. Ben kendisine bu nedenle soru sormuştum. Röportajımızda canlı yayında işte Di Maria'nın gelme ihtimali var mı?
Türkiye'de diye evet dedi. Yani Di Maria Galatasaray'a gelebilir. Galatasaray zaten kendini ispatlamış. Mata gibi, Icardi gibi daha önceden tanıdığı, birlikte oynadığı futbolcular var. Neden olmasın? Icardi için böyle bir gelecek olabilir Türkiye'de demişti. Bilmiyorum. Siz de aynı kanaattesiniz anladığım kadarıyla. Çünkü ben Luciano Nakış'ın böyle temenni değil de iyi dilekten ziyade bir bilgiye dayanarak bunu söylediği kanaatindeyim. Ne diyorsunuz bu konuda? %100 emin olun ona. Luciano'nun sizinle görüşmesi, seninle konuştuklarında ben de dinliyordum o röportajı. Kendisi emin olduğunu ve iyi bir posibilite olduğunu düşünerek onu söyledi. Yani, Türkiye'ye, Galatasaray'a gidebilir, gelip gelme imkanı olur mu diye. Zaten ondan sonra seninle konuşmasından sonra daha çok popüler oldu bu Di Maria Galatasaray mevzusu, değil mi? Doğru doğru. Ondan sonra yorumlar ve haberler yapılmaya başlandı. Çünkü bunlar beraber kampta filan her zaman beraber konuşuyorlar ve onda birbirlerine bilgi soruyorlar. Luciano'nun babasının Türkiye'de doğduğunu, Türkiye'de yaşadığını, Türkiye'de büyüdüğünü hepsi biliyor. Benimle zaten birlikte yıllarca beraber oldu çocukluğundan Di Maria. Yani hiç olmazsa bir bilgi ister yani. Abi Moda'da mı yaşayayım, Florya'da mı yaşayayım, Dolapdere'de mi yaşayayım, Taksim'de mi, Beşiktaş'ta mı yaşayayım? doğru söylüyorsun. Dolapdere'yi söylüyorum. Dolapdere'yi Kasımpaşa istiyorlarım her zaman. Doğru. Çünkü benim sevdiğim. biliyorum. Espritüel özelliği de ön planda sevgili Noray Nakış'ın. İstanbul'u avcunun içi gibi biliyor. Tabii. Buralarda önemli hatıralarınız var. Noray abi. Çok. Şimdi Özgür'cüm ben bunu da unutmadan söyleyeyim. Tabii. Şimdi benim oğlumun Dünya Kupası'nda olan katkısını Arjantin milli takımına ve o kafilenin başı olanından birinin olduğu için Türk basınından daha fazla teşekkür etmek istiyorum. Birkaç çünkü o gencin, o dünya şampiyonunun babasının Türkiye'de olması, annesinin Türkiye'de olmasına önüne tutup kendisini tebrik etmek için arayan bütün eşe dostlar selamlarımı gönderiyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Bunu sadece bir kişi kazanmadı, bunu bir kafile kazandı. Futbol Federasyonu Başkanı, Futbol Federasyonu Genel Sekreteri, Futbol Federasyonu'nun hocaları, yöneticileri, efendim futbolcuları, tabii artistler, ilk artistler, ilk futbolcular, ama bütün hepsinin dünya şampiyonluğunu kabul etmek lazım. Onun için Türk basınına başta sana çok çok teşekkür ediyorum. Bir Luciano'nun Sivaslı şarkıcıları Türkiye'den gelen bir ailenin evladı olduğu için ne güzel. Benim için çok büyük gurur. Bu senin aracılığınla da bütün eşe dostla teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bazı ülkeler unutuyorlar. Evet. Bazıları unutuyorlar. Anlayan ne demek istediğimi anlasınlar. Anladım. Bu bizim için de büyük bir gurur vesilesi. Bu topraklardan oraya gittiniz ve orada Arjantin futbolunu yöneten en önemli, en üst düzey kadrolarda yer aldınız. Oğlunuz da yine sizinle birlikte, sizin takipçiniz. Arjantin milli takımı gibi dünyanın en iyi futbol oynayan en iyi milli takımlarından bir tanesinin, dünya şampiyonu milli takımın sportif direktörü olmak kolay değil. Dolayısıyla bizim için de bir gurur vesilesi bu. Noray abi, bu yönde yorum yapan çok sayıda dinleyici var. Çok sayıda futbol sever var Türkiye'de. Evet, bizim sizin sayenizde Radyo Spor'da duyurduk Luciano Nakış'ın üst düzey görev yaptığını Arjantin milli takımında ve bundan gurur duyduğunu belirten yüzlerce, binlerce insan var Türkiye'de. Evet evet. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Okuyorum, görüyorum. Onun için bu imkanı kaçırmak istemedim. Teşekkür etmeye sizin aracılığınızla.
Biz size eksik olmayın. Ben size çok teşekkür ederim Noray abi. Bize yönelik katkınızdan dolayı yıl boyunca çok büyük katkılar sağlıyorsunuz. Pek çok bilgiyi veriyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, bizi aydınlatıyorsunuz. Çok teşekkür ederim ve tekrar iyi tatiller dilerim. Şimdi sonra yarın ve hatta bugün Arjantin akşamüstü private phone telefonumuzda yeni transferlerden birinin imkanı olduğunu söyleyeceğim sana. Aa, okey. Anlaştık. Estoy totalmente de acuerdo que sea su opinión, señor. Entonces, evet. Estamos en contacto. Hasta luego. Muchísimas gracias por Muchas todo. Gracias. Hasta luego. Un abrazo enorme. Çok teşekkür ederim. Büyük selam. Görüşmek üzere. Noray abi. İkardi'ye selamlar. Manda'ya selamlar. Manda ve İkardi'ye. Söylerim tabii ki. Babası çok iyi dostum. Çok iyi arkadaşım. İkardi'nin babası mı? Hayır, Manda. Ayrıldılar mı Noray abi? Manda Nara'yla İkardi kesin olarak ayrıldı mı? Boşandı mı? Biliyor musunuz? Vallahi çiftlerin arasına girmek hiç bize yakışmaz. Bu işi hele onlarınkine. Hocam bu hafta ayrılıyorlar, öbür hafta birleşiyorlar. Evet. Belli olmuyor ne oldu. Evet. Haklısınız. Evet. Peki görüşürüz. Eksik olmayın. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Bay bay. Noray Nakış bizimle birlikteydi. Arjantin'den seslendi sizlere. Futbol. Dünyadan futbol. Değerli dinleyiciler, Beşiktaş 4 maçtır kazanıyor. Yarınki Alanya Spor maçıyla galibiyet serisini 5'e çıkartmak istiyor. Siyah beyazlı takımda ligdeki galibiyet serisinden bahsediyorum. Siyah beyazlı takımda elbette ki bu gidişat devam ederse Şenol Güneş'te pek çok sorun da ortadan kalkar. Ama her ne olursa olsun bir şekilde Beşiktaş'ta yönetimsel bazı problemler olduğundan bahsediliyor ki bundan sonra yapılacak olağan seçimde ya da olağanüstü nitelikli bir seçim olursa başkan adaylarından bir tanesi kesin olarak bence Hasan Arat. Bunu daha önce programımızda da gizlememişti, ipuçlarını vermişti. Beşiktaş'ın eski başkan vekili Süleyman Seba döneminde yönetimlerde yer aldı. Sonrasında da seçimlerde yer almıştı. Bütün bunlarla ilgili Beşiktaş'taki son durumu konuşmak adına sevgili Sinan Vardar'a kulak vereceğiz. Kendisi şu anda telefon hattımızda. Sinan abi hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Eksik olmayın, iyisiniz umarım. Sağ ol, teşekkür ederim. Nasıl görüyorsunuz Beşiktaş'taki son durumu? Vallahi çok iyi ya, bu 4 galibiyet üst üste. Evet. Yani çok deplasmanda kazanılan 6 puan tabii çok iyi oldu. Beşiktaş da potaya girdi. Hı hı. Bu dönem içerisinde kimleri transfer edecek Beşiktaş? Duyduğunuz ve bizimle paylaşabileceğiniz bilgiler var mı Sinan abi? Vallahi çeşitli haberler var. Ama şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Ama bir transfer ne var? Gezel var. Şöyle ki Gezal'le herhalde 15 güne kadar, ben dün de konuştum doktoruyla. 15 güne kadar, yani zaten düz koşulara başladı. İnşallah 15 gün kesin artık daha büyük antrenmanlara başlayacak. Bu demektir ki yani herhalde bir 20-22 gün içinde artık A takımda yer alabilir. A takımda yer alabilir. Orada zaten yani transferden daha önemli. Tabii Gezal'ın gelişi büyük bir boşluğu kapatıyor. Gezal'ın işte. Abubakır'ın da gelinmesi büyük bir şeyi kapattı. Forvet'te. Tabii Şenol Hoca ısrarla bir stoper, bir oyuncu daha istiyor. Orta saha istiyormuş galiba. İki yönlü oynayabilir. Evet. Bu evet. Konya Spor'daki oyuncu olacak mı Hadzi Ahmetoviç? Yok. Onun maliyeti çok yüksek. Öyle mi? Yani Konya Spor'un çok istediği Fenerbahçe herhalde, Beşiktaş da şey diyor ama maliyeti çok yüksek. Onun olma durumu bence yok. Yok. Peki stopere kim gelecek sizce? Ya stoper olarak hatta Vida'nın bile ismi geçti geçen hafta. Yani o kirada mutlu değil herhalde. Ayakta mutlu değil. Tekrar dönmek istiyor. Ama bir oyuncu alman, fakat ben Sayıs ve Talha, zaten Talha benim için de çok kıymetli bir genç futbolcu. İkisi iyi bir uyum sağladı. Ama yine de bir futbolcu daha. Wellington var. Necip de var tabii. Tabii. Ama Necip demeyelim, taraftarlar bana da yani 20 senedir dinleriz canım. Tabii. Yarınki maçta mesela Sayıs cezası nedeniyle oynayamayacak. Sanırım Wellington'la Tayyip Talha oynayacak. Wellington olabilir, evet.
Evet. Peki Domagoj Vida kendisi mi haber göndermiş Beşiktaş'a gelmek istiyorum tekrar diye? Valla ben de bu yöneticilerden bu bilgiyi almadım ama ben de medyadan takip etmiştim. Hmm. Birkaç yerde çıktı böyle bu konu. Evet. Ama tam kesinleşti ama ateş olmayan yerden duman çıkmıyor biliyorsun. Hmm. Ama dediğim gibi yani bu finale, Beşiktaş yani finale bence iyi bir takımla giriyor. Bilhassa mesela bak zaten Salih de çok iyi oynuyor ve Salih daha bir yani 6 numara gibi biraz daha defansa dönük. Orada çok iyi bir kesici de oldu. Artı bir de gol attı. Mükemmel bir gol attı. Yani tebrik ederim kendisi. Getson'la beraber zaten ikili bir harika bir ikili oldu. Getson çok iyi bir performans sergiledi gerçekten. Yani Allah nazarından saklasın. Hı-hı. 90 dakika durmuyor. Yani takım topun olduğu yerde her yerde Getson var. Biraz daha bu yani gol paslarında biraz da gol kimliğine de golcü kimliğine de biraz konuşursa Beşiktaş'ın tadından yenmez. Şey de iyi yani Lazier de çok son maçlarda bayağı gayretli. Enkudu var yani Beşiktaş takımı iyi yolda. Peki diğer taraftan yönetim düzeyinde baktığımızda ya da işte Beşiktaş'ta bir sonraki seçim için adaylık hazırlıkları yapan. Bana niye bu kadar acele ediyor onları ben anlar veremiyorum. Ben Aslan'a benim için çok değil mi? Ben onunla beraber aynı listeseydim. Keşke o seçimi kazansaydım ama çok az böyle kaybetmiştik. Ama yani yıllardır hiç bu mesela ben kendisiyle çok ilişkilerim her zaman devam etti. Hani Demirören'in Sayın Demirören'in bir yıprandığı dönemlerde aday olması lazımdı Hasan Bey'in. Ama orada ben çok ısrar etmiştim ona. Ama olmadı. Keşke ben olsaydım. Ben de olmadı. Hata yaptım. Sonra Murat Bey çıktı. Murat Aksu çıktı. Yıldırım tekrar kazandı. Yani o zaman keşke aday olsaydı. Sonra mali kongrelerde hiç kendisini görmedik. Konuşma yapmadı. Hiçbir şimdi sen kardeşimsin misin? Fikret Orman'la ben savaş ederken yani. Sonra ben haklı çıktım tabii birçok konuda. Birçok usulsüzlük. O zaman da hiçbir şey söylemedi. Şimdi aday olmak istiyor ama benle de konuştu. Geçen hafta bir iki saat beraber oturduk. Ne konuştunuz tam olarak? Ben pek anlam veremiyorum. Şimdi Ahmet Cebi başkan. Fena da gitmiyor takım. Parayı da buluyor işte. Oradan buradan ne yapıyorsa kendi veriyor, vermiyor. Bilemiyorum tam o mali ekonomileri ama şimdi Ahmet Cebi daha iki sene var başkanlığına. Kendisi ben bırakacağım da demiyor. Öyle mi? Ne bu adaylık şeyi? Şimdi Tevfik Bey de orada kendine göre o da bir toplantılar yapıyor. Bence acele ediyorlar yani. Daha seçim mahalline girmedi Beşiktaş. Bu sefer ne oluyor tabii? Bu yapılan görüşmeler şeyler yönetimi de yıpratıyor. Onun için ben doğru değil yani bunlar. Ben biraz Beşiktaş'ın akil abisi olduğum için ben bunları doğru bulmuyorum. Şimdi bütün hedefimiz bu sene şampiyonluğa vermeliyiz. Bütün gücümüzle, bütün camia. Sonra konuşacağımız şeyler bunlar. Peki. Sinan abi çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sinan Vardar bizimle birlikteydi Beşiktaş bölümümüzde. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.